Konuşların değerli yöneticileri, çok kıymetli milletvekilleri, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gençlik Spor Bakanlığımızın 2022 bütçesini konuşacağız birazdan. Ve bence daha önemlisi hepimizin her fırsatta övündüğü gençlerimizin Türkiye'deki durumunu, sorunlarını konuşacağız. Konuşmamda ben birkaç başlıktan bahsedeceğim Sayın Bakan. Önce barınmadan, burstan, işsizlikten, sonra zamanım kaldığı noktada sağlıklı nesiller yetiştirmek için en önemli konulardan biri olan spor faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Fakat sunumunuzu dinleyince acaba Sayın Bakan'la biz farklı ülkelerde mi yaşıyoruz diye de düşünmedim değil. 53 dakikalık bir sunum yaptınız ve öyle bir tablo çizdiniz ki Türkiye'deki gençlerin sorunlarıyla hiç uyuşmayan bir tablo çizdiniz ve karşımıza koydunuz. Nüfusumuzun 1/4'ünü temsil eden bir koltukta oturuyorsunuz bir yandan. Gençlik Spor Bakanlığındasınız ve gençlik yükünü sırtınıza almış durumdasınız. İşte bundan kaynaklı olarak bence daha gençlerin sorunlarına yakından bakmanız gerekiyordu. Tabii gençler de ilk seçimlerde sizin işinizi başarılı yapıp yapmadığınızın cevabını sandıkta verecekler. Değerli arkadaşlar, ben bugün Türkiye'de gençlerin ne hissettiğini de biraz size anlatmak istiyorum. Neden bu ülkeden kaçmak istiyor gençler ve biz bunu nasıl tersine çevirebiliriz ve Türkiye'de genç olmak ne demek, bunu da anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle bakanlığın birinci meselelerinden birinden bahsedeyim. Barınma meselesi. Sayın Bakan da bahsetti, 1,5 yıllık bir pandemi sürecinin sonunda yurtlar, üniversiteler açıldı. Tabii öngörülü olmak, gerekli planlamayı yapmak bakanlığın işi. Öğrencilerin işi değil ne yapacaklarını planlamak. Ama görüyoruz ki bakanlık 1,5 yıllık süreçte hiçbir teknik yatırım yapmadan hazırlıksız yakalanmış. Yine 2018 yılı bütçesinde buradaydık. Sayın Osman Aşkın Bakan'dı. Bize dedi ki 800 bin hedefimiz var dedi yurt konusunda, yatak kapasitesi konusunda. Görüyoruz ki Sayın Bakan bugün 742.780 yatak var dedi. Ben güncelledim, benim verilerimde 730 bin yatak görünüyordu. 3 milyon 800 bin örgün öğretimdeki öğrenci için 742 bin yatağımız var. Yani her 5 öğrenciye bir yatak düşüyor. Tabii Adalet Kalkınma Partisi planlama meselesinden çok uzak olduğu için böyle rakamlarla, biraz da yurt dışındaki rakamları da manipüle ederek bizi yanıltacağını düşünüyor ama biz Türkiye'deki rakamlardan ve gerçek rakamlardan ve bölgesel rakamlardan bahsedeceğiz. Tabii bütün rakamları konuşunca sanki işler iyi gidiyormuş gibi görünüyor. Ama 2020-21 yılı için İstanbul'da ne kadar öğrencimiz var diye baktığımızda 802.131 öğrenci var örgün öğretimde. Peki bir 32 öğrenci kaç yatak düşüyor? Bir yatak düşüyor. Yani gördüğümüz zaman 32 öğrenci ancak bir yataktan yararlanabiliyor ve İstanbul'da kaç yurt var diye sorarsam hepiniz çok şaşıracaksınız. İstanbul'da 21 devlet yurdu var. Yine SODEV'in yapmış olduğu bir araştırmada Ankara ve İzmir, çünkü buralarda üniversite öğrencilerimizin yoğunluklu olduğu bölgeler. Burada da yine yatak başına düşen öğrenci sayısı 11 ile sınırlanmış. 4 Ekim 2021 günü bir CİMER başvurusu yaptım. CİMER başvurusuna şöyle bir cevap geldi. Sayın Bakan rakamların bir kısmını söyledi. Türkiye genelinde 624.237 başvuru sonucunda yurtlara yerleştirilen öğrenci sayısı 440.303. Yani bu verilere göre ikinci yerleştirmede 183.934 öğrencinin Ekim başı itibariyle açıkta olduğu görünüyor. Zaten siz bu öğrencilere gidin başınızın çaresine bakın diyorsunuz. Sonra da biz %90-95 başarılı olduk diyorsunuz. Aslında siz şunu itiraf ediyorsunuz. Diyorsunuz ki biz sessiz ve sakin biçimde yurt meselesinden, barınma meselesinden çekildik. Hiç sesimizi çıkarmadan. Bir de şu 4. ve 5. yatak meselesi çıktı Sayın Bakan. Bu da yeni çıktı. 4. 5. yatağı koyarak diyorsunuz ki biz işte kapasiteyi artırdık. Azaltılan porsiyonlar da bunun cabası. Yurtların yemekhanelerinde ve son rakamı bizle özellikle paylaşmanızı istiyorum. Yani bu 742 bin rakamı o atılan artı 4. 5. yataklarla mı yoksa gerçekten bir yatırımla mı sağlanmış? Benim tahminim 4. ve 5. yataklarla sağlanmış. Tabii 3. ve 4. yatağı atmakla da iş bitmiyor. Bir de işin en önemli kısmı var. Barınma koşulları. Siz her fırsatta diyorsunuz ki en modern otel zincirleriyle rekabet edecek yurtlara sahibiz. Ben de size Sayıştay raporunu okumak istiyorum. Konut veya
iş yeri niteliğindeki bazı binaların öğrenci yurdu olarak kullanıma uygun olmadığı halde kira sözleşmelerinin feshedilmediği ve bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığı görülmüştür. Deprem, yangın, imar mevzuatlarının gerektirdiği teknik askeri koşulların sağlanmadığı yurt binalarında öğrenci barındırılması telafi edilmeyecek zararlara yol açabilecektir. Bu vebali nasıl alıyorsunuz Sayın Bakan? Can güvenliği olmayan yurtlarda öğrencilerimizi yatırmanın vebalini nasıl alıyorsunuz? Bunu nasıl vicdanınıza sığdıracaksınız yarın başlarına bir sorun gelirse? Şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim. Adalet Kalkınma Partili arkadaşlar bu fotoğrafları görmekten hep hicap duyuyorlar ve sanırım Sayın Cumhurbaşkanı'na da hiç bu fotoğrafları göstermemişsiniz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta diyor ki 2 ya da 3 kişilik odalar diyor. Buyurun size göstereyim. Zonguldak KYK erkek yurdu değerli arkadaşlar. Bakın kaç kişilik oda? 6 kişilik görüyorum. Devam edelim. Ankara Tahsin Bağlıoğlu yurdu. Buyurun. Ben 2004 yılında öğrenciydim. 4 kişilik odada kalıyordum Sayın Vekilim. Buyurun 6 kişilik yine. Yine devam edelim. Ankara Cebeci KYK erkek yurdu. Buyurun 6 kişilik yine odamız. Yine devam edelim. Konya Bozkurt Mustafa Suna Öz KYK yurdu. Yanlış anlamayın bu fotoğrafları ben çekmedim. KYK'nın resmi sayfasından aldım ben bu fotoğrafları. KYK'nın internet sayfasında var. Yani bunlar Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında olan fotoğraflar. Bir itiraz olacaksa da önceden belirtmek isterim. Yine önemli bir mesele. 21. yüzyılda diyoruz ki internet hava gibi, su gibi, temiz gıdaya erişim gibi bir temel hak oldu. Peki yurtlarımızda durum ne? Yurtlarımızda 16 GB kotayla baş başa bırakılmış öğrenciler var. Sayın Bakanım size bir soru önergesi gönderdim 4 hafta önce. Hala cevabını bekliyorum bu konuyla ilgili. Umarım bu toplantıdan sonra arkadaşlarınıza talimat verirseniz cevaplasınlar soru önergemi. 16 GB kotanın yetmeyeceği ile ilgili anlatmak istemiştim. Çünkü bu salonda da onlarca milletvekilimiz internet kullanıyor. Hiçbir kotalı internet kullanmıyor. Eminim 16 GB onlara da yetmiyordur. Gençler 16 GB'la film mi izlesinler, araştırma mı yapsınlar, online derslere mi girsinler sizin de bahsettiğiniz gibi biraz önce. Yoksa işte müzik mi dinlesinler? Ben bunu sizin insafınıza bırakıyorum. Tabii yurtlarda geniş bant internet erişimi ile ilgili de ciddi sorunlar var. Bunların hızlı şekilde çözülmesi gerekiyor. Eğer siz çözemeyecekseniz de biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yurtları geniş bant, hızlı ve bir ücretsiz internet erişimiyle buluşturacağız öğrencilerimizi. Yine diğer bir mesele, her fırsatta övünüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya gözünüze dizinize dursun, 45 liralık bursu 650 liraya taşıdık diyorsunuz. Biraz önce sordu Sayın Vekilim, 2004 yılında ben de öğrenciydim. 90 lira öğrenim kredisi alıyordum 2004 yılında. 90 lira öğrenim kredisi alıyordum. 3 çeyrek altın ediyordu. 3 çeyrek altın. Altın almıyordum ama 3 çeyrek altın ediyordu. Şimdi 650 lira alan öğrenciye bir 400-500 lira daha cebinizden verin de artık takip edemiyorum. Herhalde 1000 liraya geçti çeyrek altın. Bir çeyrek altın alsın. Diğer ya simit alıyorduk. Simitin fiyatı ortada. Bunları tek tek konuşabiliriz Sayın Cora. 45 liradan 650 liraya çıkardığınız burslarla bugün Türkiye'de hayat pahalılığını görüyoruz. Ha şunu da söylemekten çekinmeyeyim. Tabii bu arada ödediğiniz kredi öğrenim kredisinin bursunun da 1/3'ünü de aslında en az 1/3'ünü de bu yurt ücreti olarak geri alıyorsunuz. Oradaki kısım sınıflandırmaya göre en az 1/3'ünü de öğrenci yurt ücreti olarak alıyorsunuz. Bu sayı daha da artabiliyor bu rakam. 1/3'e doğru da artabiliyor. Yine ailesinden destek alamayan, ek gelir olmayan öğrenciler için şöyle düşünün ki işte 650 lira burs aldı. Bundan yaklaşık işte 230 lirasını götürdü, yurda verdi. Geriye kaldı 420 lirası. Bu 420 lirayla fotokopi ücretlerine mi baksın? Yemeği mi? Ulaşımı mı? İnterneti mi? Zaten eğlence, sosyal yaşam, bir kafeye gidip çay içmesi bunları saymıyoruz bile. İmkansız görünüyor. Sayın Bakanım yine çok önemli bir mesele ama burada Adalet Kalkınma Partisi üyeleri ve MHP üyeleri tarafından reddedildi. Biliyorsunuz Türkiye'de kiralar çok arttı. Ortalama %40 oranında kiralar arttı bugün Türkiye'de. Ama büyük şehirlere gittiğinizde bu rakam %50'yi ve %60'ı buluyor. Tabii öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu'nda yer bulamıyorlar. Kiraya çıkacaklar, kiralar artmış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında vergi usulü kanunu ve bazı kanunların değişikliğinin bu plan bütçe komisyonunda görüşüldüğü sırada bir önerge verdik. Yurt çıkmayan öğrencilere aylık net asgari ücretin yarısı kadar kira yardımı yapılmasını önerdik. Fakat Adalet Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili
milletvekilleri tarafından reddedildi. Gel gelelim beslenme meselesine. Sayın Bakanım, katılımcılığı önceliyorsunuz. Bu hoşuma gitti. Bütçeyle ilgili açmış olduğunuz anketi de gördüm. Teşekkür ediyorum buradaki katılımcılık anlayışınıza bu noktada. Ama bir yandan da öğrencilerin sesini hiç dinlemiyorsunuz. Eminim bu salondaki bütün milletvekillerine öğrenciler yazı yazıyor. Diyor ki biz 2-1,5 yıl önce pandemiden önce yediğimiz yemek porsiyonlarının yarısı kadar yemek porsiyonlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hayat pahalılığı sebebiyle siz 19 liralık günlük ödeme yapsanız da öğrenciler şunu söylüyorlar. 19 lirayla alabildiğimiz 2 zeytin, 1 peynir ve 1 simitten başka bir şey değil kahvaltıdaki. Bunlar gençler, bunlar artık iyi beslenmek zorundalar. Yine en önemli meselelerden birine gelmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. 19'luk devri iktidarınızda gösteriyorsunuz ki gençler sokakta kalmış durumda. Üniversiteyi kazanan gençler de sokakta kalmış. Üniversiteyi bitiren gençler de işsiz olarak sokakta kalmış. Aynı bankta oturuyorlar o parkta. Şimdi bir de kredi borcu meselesine gelmek gerekiyor. Çünkü gençler üniversiteyi bitirdiğinde de şöyle mezun oluyorlar. Mezun olmuşlar, borçlular ve işsizler. Bunlar baş başa kalmış durumdalar. Yani üniversiteyi bitirmekle kalmıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir de kredi bursu, özellikle öğrenim kredilerini ödemek zorunda kalıyorlar. Yine kredilerle ilgili rakamlardan da biraz önce biraz bahsetmek istiyorum. Sayın Bakanımız pembe bir tablo çizdi. Sanki her talebeden öğrenciye kredi ve burs verilmiş gibi bir tablo çizmeye çalıştı. Yine 2020-21 yılındaki rakamlara baktığımızda kredi başvurusu yapan öğrencilerin yalnızca %50,6'sına kredi veya burs çıktığını görüyoruz. Yine CİMER'e Nisan ayında yaptığım bir başvuru sonucu almışım bu cevabı. 766.516 öğrenci burs kredi almak üzere başvuruda bulunmuş. 2020-21 öğrenim yılında 240.817 öğrenciye öğrenim kredisi, 147.794 öğrenciye de burs tahsisi yapılmış. Yani her iki öğrenciden biri sizin burslarınızdan yararlanamamış. Yine aynı yanıtta 2021 Mart ayı itibariyle öğrenim kredisini alan öğrenci sayısı totalde 969.000'in üzerinde, burs alan da 447.000 üzerinde. Sizin verdiğiniz rakamlara bu noktada yakın. Ama burs ve kredi isteyen iki öğrenciden birine kredi vermediğinizi, burs vermediğinizi de söylemelisiniz bence. Yine 1 milyona yakın öğrencinin bugün mezun olup iş bulamadığını hep birlikte görüyoruz. İş bulsa bile asgari ücretin altında düşük rakamlara çalışmak zorunda kalan öğrencileri görüyoruz. Ve sonunda aileleriyle birlikte ödeyemedikleri KYK borçlarını ödemek için babalarının, annelerinin emekli maaşlarıyla çözüm üretmeye çalışıyorlar. Faizler uygulanıyor. Beşli çeteye faiz işletmeyen Adalet Kalkınma Partisi iktidarı ne yazık ki gençlere faiz işletmeye devam ediyor. Sonra da Türkiye'de gençler niye beyin göçüyle yurt dışına çıkıyor? Bunun cevabını siz verin istiyorum. Gençlerin vatan sevgisinden benim hiçbir şüphem yok. Bence gençlere özgür, refah içinde yaşayacakları bir ortam yaratılmıyor. Ve sizin bakanlığınızla bu noktada çok ciddi sorumlulukları var. Sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz. Gençler her gün artan eşitsizliğe, özellikle de ekonomik buhranla birlikte eşitsizliğin en derinine maruz bırakılıyorlar ve isyan ediyorlar. Yine buradan genel başkanımızın çağrısını tekrarlamak istiyorum Sayın Bakanım. Gelin inisiyatif alın. Gelin inisiyatif alın. Kredi borcu olan öğrencilerin kredi borçlarının faizlerini hep birlikte silelim. Sayın Genel Başkanımız defalarca bunu kürsüden dile getirdi. Sadece öğrenim kredisinin faizini silmek yetmez Sayın Bakanım. Aynı zamanda yoksulluk sınırının altında maaş alan gençlerimizi de kredi ödemelerinden muaf tutalım. Böylece gençlerimize bir çözüm getirmiş oluruz. Değerli arkadaşlar, 19 yıllık Adalet Kalkınma Partisi iktidarında gençlerin en büyük sorunu da bir yandan da işsizlik. TÜİK rakamlarına göre, bakın Adalet Kalkınma Partisi'nin TÜİK'inin rakamlarına göre her 4 gençten biri işsiz. Geniş tanımlı işsizlik rakamlarında her 3 gençten birinin işsiz olduğunu görüyoruz. 2.805.000 genç Sayın Bakanım ne eğitimde ne istihdamda. Hayatın hiçbir alanında yoklar, evinden çıkamayacak durumdalar. Özellikle genç kadınlar bu konuda çok ciddi negatif bir ayrımcılıkla baş başa bırakılmış durumdalar. Ve 2020 yılında yüksek öğrenim mezunu genç nüfustaki işsizlik oranı %36'yı bulmuş durumda. Gençler iş beğenmiyorlar diye Adalet Kalkınma Partisi sözcüleri kendi yandaş iş adamlarına defalarca söyletiyor. Vallahi 100 çalışandan 31'i kayıtsız çalışıyor.
yine uzmanlık gerektirmeyen bir işte çalışan üniversite mezunu oranı iki katına çıkmış. Yani gençler karın tokluğuna çalışıyorlar. Atanamayan öğretmen alışveriş merkezi tuvaletinde temizlik yapıyor. Yüksek lisans mezunu genç garsonluk yapıyor. Bu haldeyiz. Gençler iş beğenmiyor demeyin. Ben size bir genç fotoğrafı göstereceğim. Bunu tanıyabildiniz mi bilmiyorum. Fedai Altun. Fedai Altun'u hatırladınız mı? Fedai Altun da hani sizin iş beğenmiyor dediğiniz gençlerden biri aslında. Fedai Altun 24 yaşında beden eğitimi öğretmeni. 83 puan almasına rağmen ataması yapılmamış. İş güvenliğinin olmadığı bir iş yerinde 2 hafta önce elektrik trafosunu boyarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fedai öğretmen, Adalet Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır tüm ikazlarımıza rağmen sürdürdüğü yanlış politikaların sonucunda öğrencilerine kavuşamadan 23 yaşında hayatını kaybetti. Kim ödeyecek bunun vebalini? El hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gençler emin olun çalışmaktan gocunmuyorlar. Gençler atasaydınız bu adam gidip trafo mu boyayacaktı? Siz bu adamı atasaydınız 83 puanla gidip trafo mu boyayacaktı? Mülakatta onları da yapıyorsunuz. Onu da yap. TÜGVA'lı gençlerle onu da yapıyorsun. TÜGVA'lı gençlerle onu da yapıyorsun. TÜRGEV'li TÜGVA'lı gençlerle 50 puan almasına da gerek yok. Hepsini atıyorsun. Hepsini atıyorsun. Biz geldiğimizde mülakat olmayacak bu ülkede. Mülakatı kaldıracağız. Mülakatı. Mülakatı dinle. Dinle cevabını verirsin. Dinle. TÜGVA'lı değil diye. Bu çocuğun başına gelen TÜGVA'lı olmadığı için diyor. TÜGVA'lı olmadığı için. Bu çocuğun başına gelen TÜGVA'lı atan olmaz. Ben sana 20 tane göndereceğim. TÜGVA üyesi olduğu için atanan listesini göndereceğim. Ben sana TÜGVA olduğu için... Ben Sayın Bakan'a eleştiriyorum, sana da cevap verirsin. Söz sıra geldi mi sana verirsin. Söz sıra geldi mi sana geldi mi cevap verirsin. Söz sırası sana verdim. Ben sana TÜGVA listesini kurduğunuz kumpas masalarının listesini göndereceğim. Kumpas masasının, TÜGVA ile kurduğunuz kumpasların, masalarda mülakatları nasıl manipüle ettiğinizin listesini göndereceğim sana. Göndereceğim, gel birazdan göndereceğim sizi. TÜGVA'yla nasıl bu memleketin kadrolarını TÜGVA'yla nasıl peşkeş çektiğinizi sana göstereceğim ben. TÜGVA'yla nasıl bu memleketin kadrolarını peşkeş çektiğinizin listesini internette görmediysen ben sana yollayacağım. Sen bunu görmediysen ben sana yollayacağım. Ben sana yollamaya devam edeceğim bunu. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sıra size geleceğim. Başkanım umarım süreme eklersiniz bu manipülasyonu. Bu manipülasyonu süreme eklersiniz umarım. Türkiye'de geliriyle Salih'cim gelir ziyaret edersen görürsün, cam odalarda kamera eşliğinde yapılıyor mülakatlar. Görürsün. Kafeye gitmek lüks mü? Değil. Ama Adalet Kalkınma Partisi takmış gencin cebindeki telefona, gittiği kafeye, oturduğu yere. İşte görüyorsunuz, bir genç ölmüş, 23 yaşında bir genç ölmüş. Söylediğiniz lafa bakın ya. Bunun sorunu çözemeyen iktidardaki, ben de kendi üstüme alınıyorum. Ama siz alınmıyorsunuz, yazıklar olsun. 23 yaşında bir genç, iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatını kaybediyor. Vay, 70 olan mı atanmış? Yazıklar olsun ya, buna söyleyecek söz yok yani. İçim acıyor. Bir sürü rakam var burada söylemek istediğim ama bunların çoğunu da, bunların hiçbirini de söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Gelir. Ya sen tutanaklara bak söylediğin lafı ya. Sen sıra sana gelince konuşursun kardeşim. Sıra sana gelince konuşursun. Bu adam niye mesele için öğretmen olmamış? Niye öğrencisiyle buluşamamış? Niye işi basitleştiriyorsun? Vallahi çıkmamanız bir şey, dinleyeceksiniz, sabredeceksiniz. Gerçeklerden bu kadar rahatsız olmayacaksınız. Sabredeceksiniz. Sabır öyle olmuyor. Siyaset böyle. Vallahi yalan söylüyor. Allah'a şükür biz yalan söylemiyoruz. Kimin yalancı olduğu belli. Ya da adam ölmüş diyorum. Ne ispatla diyorsun ya? 23 yaşındaki bir genç ölmüş diyorum. İspatla diyorsun. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Vallahi sana yazıklar olsun. Hele. Ya sen Uğur Bey sen sadece A Haber izle.
izliyorsun. Başka da bir iş yapmıyorsun ben anladım ya. Sen sadece A Haber izliyorsun ya. Vallahi billahi. Şükür. Ya vallahi billahi bu nasıl bir akıl? Bu nasıl bir akıl ya? Bu nasıl bir akıldı Sayın Başkanım? Bir de tercüman tutalım beyefendiye. Tercüman duydum. Bu nedir ya? Ne iki dakika? Beğenmeyebilirsiniz bu fikirleri. Katılmayabilirsiniz. Bu nedir? Farklı partiler, farklı fikirler olacak. Tahammül edeceksiniz. Kusura bakmayın. Sıra geldiğinde siz de kendi fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Kişisel bir hakaret yok. Kişiselleştirilmiş bir şey yok. Rica ederim. Sayın Başkanım, 4 dakika ilave edelim. Sağ olun. Şöyle, öncelikle ben çok basit bir ifade kullandım. Dedim ki bir genç, bu hepimizin sorumluluğu. Yani bir genç eğer aldığı eğitim dışında bir iş yapıyorsa ve iş kazasında ölüyorsa bu salondaki herkesin sorumluluğu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, iktidarında, HDP'nin de, İYİ Parti, hepimizin sorumluluğu. Bunları görmezden gelip böyle bir akla girmek, 72 alan mı atanmış demek, 72 alan da belki başka bir sorunla baş başa kalacak. Lütfen bu aklı bırakın artık, Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşin. Çok fazla rakam var, çok fazla rakam var, hızlıca devam etmek istiyorum. Türkiye'de gelirice rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin yüzdesi sadece %13. Yani %83'ü ailesinin ekonomik durumunun da çok kötü olduğunu söylüyor gençler. Yine çok uzatmak istemiyorum. Bugün gençler alın teriyle Türkiye'de bir şey başarabileceklerini düşünmüyorlar. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Her 3 gençten biri hem geleceğinden hem bugününden kaygılı. Her 4 genç kadından biri Türkiye'de kadın olması sebebiyle kendini güvende hissetmiyor. Ve biz bunların içinde bir gençlik spor bütçesi konuşuyoruz. Ben de her fırsatta diyorum ki peki bu gençlere yeniden hayal kurdurmayı başarabilecek bir bütçe mi? Bu gençlerin umutsuzluğunu, karamsarlığını tersine çevirecek bir bütçe mi? Gençlerin gereksinimlerini, potansiyeline cevap verecek bir bütçe mi? Sokaktaki gençlerin, sanayideki gençlerin, üniversitelerdeki gençlerin, köylerdeki gençlerin, engelli gençlerin beklediği bütçe bu bütçe mi? Bence bu bütçe değil. Son olarak da spor meselesine gelmek istiyorum. Tabii sağ olsun sayın vekilimiz ortamı gerdiği için konuşmamın insicamını da bozdu. Olimpiyat madalyalarından dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Önemli bir başarıdır. Çok teşekkür ediyorum. Ama Türkiye'de sporla ilgili bir liyakat sorunu var sayın bakanım. Bunu da görmezden gelirseniz çok üzülürüz. Çünkü özellikle federasyonlar oluşurken görüyoruz ki daha çok liyakatten uzak politik isimler tercih ediliyor. Saraydan destek olan bir alan birçok yönetici federasyonlarda başkan oluyor. Bir siyasi partinin genel başkanının, danışmanının Türkiye'nin en büyük ikinci federasyonuna başkan olması hepimizi üzdü. Ki uzun zamandır ne Avrupa ve dünya ikincisi olan, benim de dönem dönem spor yaptığım bir branşta olan 12. dev adamın olimpiyatlara bile gidememesi, neredeyse hiçbir başarıya imza atmamış olmasına rağmen federasyon başkanının devam etmesi bizi şaşırtıyor. Yine federasyon yöneticilerinin dil bilmediğini görüyoruz. Bu da üzücü. Dünya ile ilişkisi kurması gerekiyorlar. Yine kadınların başarısından bahsettiniz sayın bakanım. Çok değerli ama bir tane kadın federasyon başkanımız var, başka yok. Yine bir konudan bahsetmek istiyorum. Biraz da gülelim istiyorum. Bu Türksel Kadın Ligi'nin değerlendirme toplantısı. Kadın yok. Bir tane kadın var sadece. Türksel Kadın Ligi'nin değerlendirme toplantısında sadece bir kadın temsilci görüyoruz. Yine zamanım çok daralıyor. Sporla ilgili de söyleyecek çok söz var tabii. Ama hala toplumsal hayatın bütününe de spor aktarılamamış durumda. Dünyadaki rakamları incelediğimizde Türkiye'de düzenli spor yapanların oranı sadece %5 ve %5'in altında. Bu Avrupalı Birliği ülkeleriyle, Avrupa'yla kıyaslanırsa neredeyse hiç spor yapmıyormuş gibi görünürüz. Önemli tesisler yapmışsınız ama benim şöyle bir hayalim var. Her gencin ilçesinde, mahallesinde, okulunda bir yüzme havuzuna kavuşması. Bıraktık yüzme havuzunu, en azından kapalı spor salonlarında spor yapabilmesi. Çabalarınız var ama yine bir oran vereceğim. Sadece, evet bitiriyorum Sayın Bakanım. Sadece gençlerin %14'ü kapalı spor salonlarında spor yapabiliyor. Oysa sağlıklı nesillerin inşası için çocuklarımıza ve ileride yetişkin olacak
gençlerimize de sporu özendirmek gerekiyor. Son sözüm olsun başkan. Bir başlık var. Çok bir başlık var. Bir dakika bile istemiyorum. Bir dakika bile istemiyorum. Sadece oradan çalma. Bir dakika süre kullandınız. Artık 4 dakika ek süre verdim. Çok 30 saniye bir başlık var. Bir cümle. Başkan tamam. Lütfen bir söz verin. Bir de e-spor pandemide çok ilerledi. 550 milyonluk bir seyirci kitlesine ulaştı. Sizin de bünyenizde bir e-spor federasyonu var. Oranın ciddi sorunları var. Oraya bir yasal düzenleme gerekiyor hızlıca. Çok başarılı e-sporcularımız var. Ama vize, lisans ve sponsorluk sorunları çekiyorlar. Teşekkür ederim başkanım sağlığınız için. EDP grubundan sayın dakika. 5 dakika. Evet, 5 dakika. 5 dakika. Doğrusu tekrar başlatır mısınız? 5 dakika. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, konuşmama size bir gencimizin sosyal medyada paylaştığı bir mesajı okuyarak paylaşmak istiyorum. Başlamak istiyorum. Şu. Diyor ki burada gencimiz, son olarak belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak. Benden ve benim gibi milyonlardan aldığınız umudumuzu elbet geri alacağız. Bu mesajı paylaşan 24 yaşındaki gencimiz o akşam ne yazık ki canına kıydı. Ne diyor gencimiz? Umudumuzu aldınız diyor Sayın Bakan. Kime diyor? Sizin iktidarınıza. Bir diğer haber şu. Burada coğrafya öğretmeni birinci olmuş. KPSS'de Türkiye birincisi, mülakatta 55 puan verildiği için ataması yapılmamış. Gencimiz birinci oluyor ama mülakat sonrası yani tarafkir bir eleme sistemiyle atama tercihi yapmaya dahi hak kazanamayacak bir puan aldığını öğreniyorum. Bu gencimiz birinci olmuş, binlerce adayı geride bırakmış ve siz ona tercih yapamazsınız diyorsunuz. Bu mu gençlere sunduğunuz gelecek? Burada bir kez daha söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mülakat mutlaka kaldırılacak. Sayın Bakan, üçüncü haber şu, KYK hacizleri. En az 280 bin üniversiteli KYK borcu sebebiyle hacize uğramıştı. Düşünsenize, günübirlik bir işte çalışıyorsunuz, 100 lira 200 lira kazanıyorsunuz, para hesabınıza yatıyor, bir bakıyorsunuz ki KYK borcunuz var diye ona el koyuyor banka. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında KYK borçlarının faizleri silinecek. Hiçbir öğrenci hacize uğramayacak. Sayın Bakan, diğer yandan iktidarın vakıfları yoluyla bir kesim gençliğe devletin bütün imkanları partizanca sunuluyor. TÜGVA, kaymakamlıktan hakimliğe, assubaylıktan polis özel hareket atamalarına kadar kurmuş olduğu ağ ile kendi elemanları iktidar referansıyla devlete yerleştiriyor. Kamunun olan 1106 yurt binası TÜGVA, TÜRGEV ve ENSAR gibi yandaş vakıf ve derneklere bölüştürüldü. TÜGVA'ya 12 ilçede bina tahsis edildi. TÜGVA'nın yüzlerce yurdunun, onlarca binasının masraflarının belediyeler ve valilikler tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Senelerce çalışıp KPSS'de birinci olanlar mülakatta elenirken TÜGVA'nın gönderdiği listedekiler kaymakam, hakim, polis oldu. Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu vakıflara ne kadar para aktarıyor? Kamu parasıyla vakıf faaliyeti. Değirmenin suyu 85 milyonun cebi. Dünyada örneği var mıdır? KYK yurdu açma, vakıflara para aktar. Şimdi anlıyor musunuz Sayın Bakan? Türkiye'de gençlerimiz neden geleceklerin ellerinden kayıp gittiğini düşünüyor. Gençlerimizi güçlendirmekten başka çaremiz yok dediniz sabahleyin sunumunuzda. Gençlerden aldığını anladığınız hangi gençler Sayın Bakan? Diğer yandan 20 Ekim'de ilk bütçe sunumu ile şu anda bütçeniz 10 milyar lira azaldı. Bu bütçe ile mi güçlendireceksiniz gençleri? 27 milyar bütçe var ama 20 Ekim'den bu yana bugünkü dolar kuruyla birlikte tam 10 milyar lira bütçe azaldı. Dolar fırlıyor, ülkeyi tepe taklak götürüyorsunuz maalesef. Sayın Bakan, şu öğrencimizde bakın kampüsün girişinde yatak açmış kendisine. Nedenini biliyorsunuz. Öğrencilerimiz yurt bulamıyor. Eve çıkmak istediklerinde de evlere paraları yetmiyor. Nasıl yetsin? Cumhurbaşkanı maaşı 100.750 TL. Yani 6 haneli
Öğrenciye verilen KYK bursu ya da kredisi 650 TL. Cumhurbaşkanı maaşının küsuratı bile değil. Acilen tüm KYK borçlarının faizleri silinmeli ve bundan sonraki verilecek öğrenci kredilerinden hiçbir zaman faiz alınmamalıdır. Sayın Bakan, Muğla'daki 39 takım binlerce sporcu hokey sahası bekliyor. Menteşe, Yatağan, Bodrum ve Datça ilçelerinde il spor merkezlerine kayıtlı 500'ün üzerinde sporcu hokey oynuyor. İlimizde 1000'in üzerinde sporcu hokey sahası projesinin sonuçlanmasını bekliyor. Hokey sahası projesi Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp bakanlığınıza sunuldu. Bu konuda gelinen aşama nedir? Ayrıca Marmaris'te bakanlığınıza ait bir kapalı spor salonu yok. Salon yapımı için bir planınız var mıdır? Sayın Bakan, pandemi süresi spor camiası maddi ve manevi olarak etkilemiştir. Pandemide faaliyetlerini sürdüren profesyonel ve amatör sporcular ve spor kulüpleri test ücretleri yüzünden ciddi boyutta maddi külfetle baş başa kalmıştır. O dönemde bu zorlu mücadeleden geçen sporcu ve spor kulüplerini ayrım yapmadan destekleyecek maddi yardım projeniz var mıdır? Muğla'da spor bitiriyorum. Muğla'da spor salonları branşlarında faaliyet gösteren sporcuların antrenman yapabileceği ulaşımı kolay, her spor branşına uygun antrenman salonu yapmayı planlıyor musunuz? Muğla Spor Lisesi'nin spor salonu olmadığını, düğün salonuna bozma, beton zeminde çalışma yapıldığını biliyor musunuz? Bunu gidermek için bir projeniz var mı? Bütçeniz hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. MHP'den Sayın Tamer Osman Ağoğlu, AK Parti'den Sayın Semiha İkinci, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Gökhan Zeybek, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Ahmet Erbaş, Sayın Yıldırım Kaya. Buyurun lütfen, süreniz 5 dakika. Teşekkürler Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepinize çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum. Çok üzücü bir haber aldık. Sabah toplantıya başladık. Bakanlığın bütçesi 27 milyar 782 milyon 948 bin liraydı. Yani 2 milyar 525 milyon dolardı. Ama şimdi ben konuşmaya başladığımda bu bütçenin geldiği rakam 2 milyar 104 milyon dolara düştü. Aradaki fark 421 milyon dolar. Şimdi bu bakanlık nasıl gençlerin sorununu çözecek, nasıl yurt sorununu çözecek, nasıl talep ettiği rakamların karşılığını bulacak, doğrusu merak ediyorum. Hızla eriyen bir siyasal iktidar var. Dolar yükseliyor, siyasal iktidar eriyor. Gelin hep birlikte bu konuyu konuşalım. Bu sorun Türkiye'nin temel sorunu oldu. İki saat içerisinde bir bakanlığın bütçesi 421 milyon dolar kaybetmişse biz neyin eleştirisini yapacağız? Çok açık. Öğrencilerimiz parklarda yatar, yurt sorunundan dolayı çaresiz olur. Bunun abartıldığı söylenir. Ama biz biliyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda cemaat vakıf yurtlarına ayrılan pay 436 milyon 380 bin lira ayrılmış. Kime ayrılmış? Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'ya ayrılmış. Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmetleri Vakfı TÜRGEV'e ayrılmış. Ensar Vakfı'na ayrılmış. İlim Yayma Cemiyeti'ne. Bunlara, bu vakıflara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrenci başına geçen yıl 615 lira veriliyormuş. Bu yıl 770 liraya yükseltilmiş. Dört vakfa aylık olarak 36 milyon 365 bin lira kaynak aktarılması, yıl sonunda ayrılacak, aktarılacak kaynağında 436 milyon 380 bin lira olduğunu göstermektedir. Sayın Bakan, vakıf yurtlarına bakanlığınız tarafından ne kadar ekonomik destek ve bina tahsisi yapıldı? KYK yurdu çıkmayan öğrencilerin barınma sorunu çözmek için bakanlığınız ekonomik desteğe oldu mu? Bakanlığınız üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ne kadar zamanda nasıl çözecek? Üniversite öğrencilerinin KYK bursları nedeniyle evlerine icra geldiğini biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimat veriyor, faizleri düşürün diye. Acaba bir talimatla şu öğrencilerin kredi borçlarının faizini silin diye bir talimat verecek mi, doğrusu merak ediyoruz. Spor Toto Süper Lig kulüplerine kiralanan stadyumlara 2019 yılı içinde toplam 18 milyon 804 470 lira kira bedeli. Sadece bundan 3 milyon 580
3 lira 280 lirasını almışsınız. 15 milyon lirayı neden almadınız? Neyi bekliyorsunuz? Mülkiyeti bakanlığa ait olan yerler var. Mülkiyeti bakanlığa ait olan ama kullanıma elverişli olmayan 169 adet bana bina ve blok var. Bunların hala bunlara neden kira ödüyoruz? Kimin için bunları yapıyoruz? Bunların tamamı Sayıştay raporlarında size de söylendi ve soruldu. Ama her nedense Sayıştay raporlarının ortaya çıkarttığı bilgi ve belgelere çok fazla itibar edilmiyor. Son olarak Sayın Bakan size şunu sormak istiyorum. Kırşehir hükümet konağı var. Bu hükümet konağı 2017 yılında depreme dayanıklı değil diye yıkıldı. İçişleri Bakanlığı buraya hükümet konağı yapacaktı. Fakat daha sonra ne olduysa hükümet konağı yapmaktan vazgeçti. Siz istememiş olmanıza rağmen size devrettiler. Siz de şimdi oraya gençlik merkezi ve kız öğrenci yurdu yapmaya çalışıyorsunuz. Size söyleyeyim, başarılı bir işiniz var. Kırşehir Ahir Evren Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin yurt sorunu yok. Hatta ihtiyaç fazlası var. Kampüs kenarında yurt var. Buna rağmen siz neden bir kentin hükümet konağının yerine ihtiyaç olmamasına rağmen yurt yapıyorsunuz? Bu yurtun sözleşmesini de TÜGVA'yla yaptığınız doğru mudur? Burasının bir gençlik merkezi ve kız öğrenci yurdu olarak kız öğrenci yurdu olarak TÜGVA'ya verileceği söylenmektedir. Bu konuda Kırşehir halkının ve bölge esnafının derdi, tüm siyasi partilerin talebi buraya hükümet konağı olmasına rağmen teşekkür neden burada ısrar ediyorsunuz? Sanırım bu sorulara yanıt verirsiniz. Ben teşekkür ederim. Yanlış yere yurt yapıyorsunuz. Yanlış yere yurt yapıyorsunuz. Yurt yapmayın demiyoruz. Yanlış yere yurt yapıyorsunuz. Sayın bakın. İllaki yurt yapın. Ama Sayın Bakan soru sorunca akşam cevabınız. Şimdi öğrenci yurdu Ahi Evren Üniversitesi yerleşkesinde Sayın var. Tamamlandı sözünüz. Ama bakan yanıt verince evet. Ben ne yapayım? Evet. Sayın Başkan, Sayın bakan konuşunca mecburen vereceğiz. Çoğumuzun sevgili üyeleri, bakanlığımızın sevgili bürokratları ve sevgili basın emekçileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe teklifi görüşmelerinde bugüne kadar göz ardı edilen veya unutulan Anadolu takımlarını sizlere hatırlatacağım Sayın Bakanım. Bin bir zorlukla ayakta kalmaya çalışan Anadolu kulüpleri Yozgat Spor, Çaylar Esnaf Spor, Sorgun Belediye Spor gibi kulüplere daha fazla destek vermeye sizi davet ediyorum. Sayın Bakan, Yozgat'ta profesyonel liglerde mücadele eden Yozgat'ta gençlerimizin selamları var. Sayın Bakan, bizlere sahip çıksın diyorlar. Yozgat'ta Bozok Spor Handbol Erkek Takımımız Süper Lig'de, Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü Handbol Kadın Takımımız Birinci Lig'de mücadele ediyor. Sorgun Belediye Spor Voleybol Takımımız Efeler Ligi'nde mücadele ediyor. Sorgun Umut Spor Engelliler Basketbol Takımımız Üçüncü Lig'de mücadele ediyor. Yozgat'ta maddi imkansızlıklara rağmen böylesine başarılı ve takımlarımıza lütfen daha fazla destek verin. Bütçenin sahibi halktır, 81 ildir. Yalnızca üç büyükler değildir. Spor yalnızca futboldan ibaret değildir. Sayın Bakan, Yozgat ziyaretinizde Yozgat kamuoyuna 20 bin kişilik stat gözü verdiniz. Ama bugün yapılan stadın 11 bin kişilik olduğunu biliyoruz. Neden 20 bin kişilik stat 11 bine dönüştürüldü? Erzurum'a 11 bin kişilik spor salonu yaparken neden Yozgat'a 11 bin kişilik stat yapıyorsunuz? Yozgat kamuoyu merak ediyor. Sayın Bakan, üniversite öğrencilerimize yurt sorunları malumunuz. Bu dönemin başında büyük yurt krizine dönüştü. Bu krizin rahatlatılması için üçüncü bir yol olarak size bir öneri getiriyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleşemeyen, burs ve kredisi çıkmayan öğrenciler için üçüncü bir yol düşünüyor musunuz? Örneğin bu tür öğrencilere kira ve gıda yardımı altında sosyal ödeme desteği vermeyi düşünüyor musunuz Sayın Bakanım? Sayın Bakanım, hafta sonu Yozgat'ta Şefaatli ilçemizdeydim. Orada üniversite öğrencileriyle kendi sorunlarla ilgili toplantı yaptım. 209 öğrenci var meslek yüksekokulunda ve bir tane kredi yurtlar kurumu yurdu maalesef yok. Şefaatli Belediyesi'nin
yurda dönüştürmeye çalıştırdığı bir yerde yüzün üzerinde öğrenci kalıyor. Emin olun, çamaşırlarını yattıkları odada kurutuyorlar Sayın Bakanım. Şimdi burası tabii size ait değil. Ama burası sizin seslendiğiniz kesimin ortak yaşam alanı ve burayla mutlaka ama mutlaka ilgilenmelisiniz diye düşünüyorum. Yine bir örnek, Sorgun ilçemiz en büyük ilçemiz ve hem meslek yüksek okulu var hem veterinerlik fakültesi var ama kredi yurtlar kurumunun bir kişilik dahi yurdu yok. Yine bir örnek Boğazyan ilçemizden. Boğazyan'da FETÖ'den el konulan yurt binası kredi yurtlar kurumuna ait yurt olarak devam ediyordu. Ama daha sonra kız yurdu olarak kullanılan burayı siz 3 yıl önce 100 kişinin altına düştü diye kapattınız. Daha sonra da oldu bitti bu binayı Ensar Vakfı'na devrettiniz. Yani FETÖ'den geldi Ensar'a gitti. Şu an Boğazyan Kız Öğrenci Yurdu Ensar Vakfı yurdu oldu. Hani sicili bozuk olan Ensar Vakfı var ya, işte devletin işletmesi gereken bir yurdu bu vakfa devrettiniz. İşte fotoğrafı. Burada hem Gençlik Spor İş Bakanlığı'nın tabelesi var hem de Ensar Vakfı'nın tabelesi var Sayın Bakanım. Neden Sayın Bakan bunu açıklar mısınız? 600 öğrencinin olduğu Boğazyan ilçemizde bakanlığınız elindeki hazır binayı neden Ensar Vakfı'na devreder? Bu öğrencilerimizin devletin güvenli yurtlarında okuma hakkı yok mu? Şimdi siz şimdi Ensar'a devrettiğiniz bu yurtlarda kalan öğrencilerimize yarın bir gün bu vakıfların altından hangi karanlık ilişkilerin çıkacağının güvencesini veriyor musunuz? Ensar'ı, Turgevi, Tuğvası, Menzili, İlim Yayma Cemiyeti ve daha onlarcasından bıktık. Bu millete bıktı hepimiz. Yeter artık bu insanları buralara mecbur bırakmayın. 18 yaşında pırıl pırıl öğrencilerimizi yarın bir gün nelerin çıkacağı belli olmayan bu odaklara mecbur bırakmayın. Gençlerimizin geleceğinden sorumluluğunuz var Sayın Bakan. Son olarak acil yurt diyorum, daha fazla yurt diyorum ve bütçenizin yeni yurtlara vesile olmasını diliyor. Başarılar diliyorum, saygılarımla. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bakan yardımcıları, değerli gençler, değerli bürokratlar ve basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, yemekten sonra görüştüğümüzde çok güzel bir iş yapıyorsunuz dedim. Şanslısınız o bakımdan. Hakikaten çok güzel bir iş. Gençlerle beraber olmak, gençleri mutlu etmek çok güzel bir iş. Çok güzel tarafları vardır. Müthiş bir hazzı vardır, mutluluğu vardır. O bakımdan şanslısınız ama ancak zor bir dönemdesiniz aynı zamanda da. Sıkıntılı bir dönemde, ekonominin, Türkiye'nin krizde olduğu bir dönemdeyiz. Genç nüfusumuz çok fazla. Ancak ekonomik kriz büyük sıkıntılar getiriyor. Tabii ki böyle bir dönemde bu sıkıntılar içerisinde gençliği, sporu idare etmek gerçekten zor bir iş. Sabah başladığımızda 11 küsur olan dolar şimdi 13'lerde şimdi gösterdiler de 13'lere geliyor. Tabii ki sporun da profesyonel tarafları var. Gençliği yönetmenin, yönlendirmenin de aynı şekilde uluslararası düzeyi korumanın, fiyat istikrarını sağlamanın sporda da çok büyük zorlukları var, sıkıntıları var. Ekonomik kriz en fazla gençleri etkiliyor. Sıkıntılar doğuruyor. Bundan sonra çok daha fazla sıkıntılar söz konusu olacak. Türkiye'nin, Avrupa'nın Çin'i olması mümkün değil. Gençliğin buna önemli itirazları olacak. Sıkıntılar doğuracaktır. Bunu tabii ki sizin benimsemeniz mümkün değil. Benimsediğinizi düşünmüyorum ama bu sorunlarla, sıkıntılarla da siz uğraşacaksınız. Sporun bir temaşa yönü var. Bireysel, fiziksel, sağlık yönü dışında bir de temaşa yönü var. Biraz önce arkadaşlarımız anlattı. Özellikle futbolda temaşa yönü çok önemli. Futbol kulüplerimizin durumu çok büyük sıkıntıda. Kulüpler çok büyük borçlar içerisinde. Daha önceki yıllarda da bu konuya değinmiştim. Kulüp yöneticilerine muhakkak sorumluluk vermeniz lazım, sorumluluk getirmeniz lazım. Önüne gelen, parası olan ya da para kazanmak isteyen, bu konuları istismar etmek isteyen kulüp yöneticisi oluyor. İstismar da ediyorlar. Onun haricinde de spor kulüplerinin çok iyi denetlenmesi lazım. Bu denetim
hakkıyla bir hakkın yerine getirilmediği için spor kulüplerinde çok büyük sorunlar var. Mali tabloları gerçeği yansıtmıyor çoğunun. Sıkıntılı. O konuda bir düzenleme muhakkak yapmanız lazım. Sayın Bakan, çok bu konularla ilgili çok konuşacak arkadaşımız vardı. Ben şu Sayıştay'la raporlarına girmek istiyorum. Kesin hesaba giren arkadaşlarımız oldu. Sayıştay raporları geçen dönemde bugünkü sunumunuzda da önemli yer tutmadı. Pek girmediniz ama Sayıştay'ın önemli bulguları var, değerlendirmeleri var. Bakın, bakanlığınızla ilgili olarak bir tane çok önemli bir denetim görüşü ve ikinci tali olarak da 6 tane bulgusu var. Bu bulgulardan bir tanesi çok çok önemli. Tam ve doğru olarak muhasebeleştirilmeyen bakanlık özel gelirlerinin, biliyorsunuz bakanlığımızın gelirleri var. 3289 sayılı kanunun ek 14. maddesine göre özel gelirleriniz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın teşkilatı olan yerlerde, gayrimenkulü olan yerlerde, bu gayrimenkullere bağlı olarak birçok yeri kiraya veriyorsunuz. Bilmiyorum ne kadardır bunların sayısı, envanterini net olarak çıkarabildiniz mi? Geçen yıllar Sayıştay bunu hep eleştiriyordu. Net envanter çıkmadığı için emlaklarınızla ilgili olarak eleştirilerde bulunuyordu. Bu emlakları, taşınmazları kiraya vererek çeşitli şekillerde gelir elde ediyorsunuz. Bu gelirlerle ilgili olarak Sayıştay'ın eleştirileri var. Çok da detaylı olarak belirtmiş. Genel Müdürlük Strateji Geliştirme Başkanlığı dolayısıyla tablo olarak vermiş 2 milyar liralık bir farklılık var. Gençlik Spor Teşkilatı dolayısıyla da 2020 için 4 milyar liralık bir farklılık var. Sayın Bakanım, 2 milyar, 4 milyar önemli rakamlar bunlar. Şimdi bu rakamlarla ilgili muhasebeleştirme geç yapılıyor. Muhasebeleştirmeyi Maliye Bakanlığı yapıyor. Oraya verdiğiniz, bakanlığınızın verdiği bilgilere göre muhasebeleştirmeyi Maliye yapıyor. Ancak bu bilgileri vermiyorsunuz, vermemişsiniz. Bunları Sayıştay tespit etmiş. 2 milyar, 6 milyar, 4 milyar. Bunlarla ilgili olarak bazı nemalar söz konusu. Yani bu paralar bir yerde nemalanmış. Ne kadar nema elde edilmiş? Bunu teftiş heyetine sordunuz mu? Sorulması lazım. Ne kadar nema elde edilmiş? Hangi bankada durmuş? Bu paralar ne olmuş? Ne kadar nema elde edilmiş? Toplam 6 milyar lira 2020 için çok önemli bir rakam. Ne kadar nema elde edilmiş? Ayrıca bu meblağlarla ilgili olarak tek hazine kurumlar hesabı dışında bırakılmış. Biliyorsunuz kamuya ait meblağlar tek hazine kurumlar hesabına gönderiliyor. Oradan bir nema elde ediliyor. Yani bankada siz istediğiniz bankada tutamıyorsunuz. Bunun da dışında bırakmışsınız. Bu da kanuna göre 5018'e aykırı bir durum. Onun haricinde bir takım ödemelerde bulunmuşsunuz bunlarla. Ne ödemeler? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralınan taşınmazla ilgili 25 milyon lira ödenmiş. Futbol Federasyonu'na tahsis edilmiş taşınmazla ilgili olarak tesislerin bedeline ilişkin olarak 175 milyon ödenmiş. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından çeşitli il müdürlükleriyle imzalanan protokoller uyarınca reklam bedeli adı altında 491 milyon lira ödenmiş. Sayın Bakan, bunlar önemli meblağlar. Özel sektör içinde, kamu içinde önemli meblağlar. Bunlar özel sektörde yönetici olsanız bunları yapanları cezalandırırsınız. Muhasebe kayıtları dışında, sizin bilginizin dışında, yönetimin bilgisi dışında bunların tutulması mümkün olmaz. Kamuda hiç olmaması gerekir. Kamuda bunlar çok detaylı olarak düzenlenmiş konular. Olmaması lazım. Böyle bir durumun söz konusu olmaması lazım. Bu konuyla ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum. Aslında baştan ilk sunumunuzda bilgi vermeniz gerekiyordu ama geçtik onu. Son bölümde bilgi verebilirseniz memnun olacağız.
Ayrıca öğrenci yurdu olarak kullanıma elverişli olmayan binaların kullanıma devam etmesi. Şimdi çok iyi birinci sınıf 5 yıldızlı otel ayarında yerlerimiz olabilir ama Sayıştay'ın bir tespiti var. Fiili ve fiziki incelemelerde yangından korunma yönetmenliğine uymayan, deprem bina yönetmenliğine uymayan, planlı alanlar imar yönetmenliğine uymayan yerler kiralanmış. Burası öğrenci yurdu olarak düzenlenmiş. Gerekli düzenlemeler de yapılmamış. Yönetmenliklere uygun olan düzenlemeler de yapılmamış. Bunlar Allah korusun sorun sıkıntı çıkarabilir. Şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ihale yapılması. Yani bu 21B. Bu iktidarın en önemli özelliği ihale kanunu istismar etmesi. Bütün bakanlıklarda var, sizde de var maşallah. 21B ile pazarlık usulü, yani ihaleye herkesi çağırmıyorsunuz. İstediklerinizi çağırarak ihale yapıyorsunuz. Sayıştay tarafından bu da tenkit ediliyor. Önemli bir konudur. Yine Sayıştay'ın diğer bulguları var. Sürem yetmediği için çok detaylı olarak girmeyeceğim ama faaliyet raporlarının süresinde yayınlanmaması da önemli bir konu. Bu Sayıştay raporları ile ilgili bilgi verebilirseniz memnun olacağız. Zaten bugün yapmamız gereken işlerden bir tanesi de o. Esasında tabii ki bütçenizdeki projeler ve onlara ayrılan paraları konuşacağız ama 2020 ile ilgili olarak yaptığınız harcamaları da konuşmamız gerekir. 2020'deki bu Sayıştay tespitlerini özellikle konuşmamız lazım Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, geçen yıl son bölümdeki konuşmanızda dediniz ki ya bir tane muhalefet milletvekili de bir teşekkür etsin, takdir etsin. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz. Mutlu oluyoruz, bunu samimi olarak söylüyorum. Çünkü yaptığınız işler bizim geleceğimiz. Bunlardan mutlu oluruz ama burada bulunmamızın sebebi bu tenkitleri yapmak, hesap vermenizi sağlamak. Öncelikle bu Sayıştay raporları ile ilgili bilgi vermeniz durumunda, bilgilerin de net, açık, şeffaf olması durumunda tabii ki takdirlerimizi, teşekkürlerimizi de sunmak isteriz. Son bölümde de onu yaparız. Sizden bu bilgileri bekliyoruz. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2022 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, yıllardır yurt sorunuyla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Yani yaklaşık 20 yıllık bir AKP iktidarı var ve bu sorunun en büyük sorumlusu da doğal olarak sizsiniz tabii ki. Bakınız 2018'de yine ilk kez milletvekili olarak seçildiğimiz zaman bu sorunu yoğun şekilde yaşamaya başladık. Gelen talepleri size de iletmişiz. Ve bir soru önergesi yöneltmişim. Onu demişsiniz ki 2018'de 2021 yılında yurt kapasitemiz 883.553 olacak diye böyle bir öngörüde bulunmuşsunuz. Yani bu öngörüden dolayı ben sizi tebrik ediyorum açıkçası. Çünkü ihtiyaç bakın bu yıl hasıl oldu. Ve yine bu yılki kapasiteyi sorduğum zaman da geçen hafta şöyle cevap verdiniz. 741.447 yatak kapasitemiz var demişsiniz. Yani öngörünüzle gerçekleşen arasında 142.000 bir fark var. Yani 142.000 bir açık var. Ve bugünkü sunumunuzda yine şöyle diyorsunuz. Yaklaşık olarak 624.000 öğrenci başvurdu ve %85'inde biz yerleştirdik. Değil mi? O şekilde söylediniz. Yani yerleşemeyen oranı %15. Bu %15'te yaklaşık olarak 93.600 öğrenci yapıyor Sayın Bakan. Bakın o öngördüğünüz rakamı yakalamış olsaydınız bu 93.600 öğrenci açıkta kalmayacak. Şimdi ben size sormak istiyorum. Bu açıkta kalan, yerleşemeyen 93.600 öğrencinin durumu hangi halde? Bilginiz var mı? Az bir rakam değil çünkü. Bakın 100 bine yakın rakam. Daha önceki verdiğiniz soru önergesinde yine benzer rakamda çocuklar açıkta kalmıştı. Son 4 yıllık rakamlar var elimde. Sizin söylediğiniz istatistikler sizden daha iyi vardır hatta. Yani sonuç itibariyle hemen hemen her yıl 100 bine yakın öğrencimiz açıkta kalıyor. Ve bakın bir 15 Temmuz'u yaşadık hep birlikte.
Yani biz FETÖ terör örgütünün en fazla örgütlendiği nokta neresiydi? Üniversiteydi, yurttu, öğrenci evleriydi. Yani yerleşemeyen öğrenciler ister istemez maddi sıkıntılardan dolayı efendim işte art niyetli vakıftır, cemaattir, bir takım yurtlara yerleşmek durumunda kalıyor ve devletin aleyhine de bu çocuklarımız kullanıyor. Aileler istemeseler dahi bu yurtlara vermek durumunda kalıyorlar veya da çocuklarını okutamıyor, tekrar evlerine dönmek durumunda kalıyor bu çocuklar. Sonuç itibariyle her aile, bakın siz de bir babasınız nihayetinde, devletin güvenli yurdunda çocuğunuzun kalmasını isterseniz, hepimiz yaşadık bunu. Yani ve devletin görevi de sonuç itibariyle hiçbir çocuk dahi açıkta kalmadan devletin yurduna yerleştirmek olmalı. Şimdi bu bağlamda bakın ben hatta 2018'de sizin soru önergeniz üzerinde nasıl çözüm bulabiliriz diye bir kanun teklif verdim. Dedim ki TOKİ konut yapacağını buyursun, yurt yapsın. Aslında bu kanun teklifine gerek yok Sayın Bakanım. Yani bir iş birliği yapsanız TOKİ ile. Burada Salih vekilimiz burada mı bilmiyorum. Yani bunu beton hat düşünmek de sakıncalı. Uygun bir yaklaşım tarzı değil. Bir TOKİ ile iş birliği yapsanız. Konut yerine nerede, hangi ilde ne kadar ihtiyaç var zaten belli. E buyurun bir yılda bunu halledelim. Niye halletmiyoruz? Neden çocukları biz yani böyle farklı kişilerin, art niyetli insanların eline bırakmak durumunda kalıyoruz? Bunu halletmek bence kolay Sayın Bakan. İsterseniz İstanbul'dan başlayalım. Sayın Bakan, şimdi şöyle bakın, şimdi bir bakın bir şey söyleyeyim. Siz belki beni yakından tanımıyorsunuz ama bakın ben İstanbul diyerek yani olayı siyasi bir zemine çekmeye bir manası yok. Bakın efendim. Şimdi bakın 20 yıldır, 2019'dan önce de AK Parti'ydi İstanbul'da. Şimdi bakın konu bu değil. Bakın Sayın Bakan, art niyetli yaklaşmayın. Bakın ben gayet bilimsel şekilde size söylüyorum. Bu 20 yıldır iktidardasınız ve sıkıntı var. Sürü isteyeceğim, sürü isteyeceğim. Bakın 20 yıldır bu şey sıkıntı var. Hemen İstanbul'a bağlamayın. Bakın ortada bir sorun var. Ortada bir sorun var, bunu çözelim diyoruz birlikte. Gayet iyi niyetli bir şekilde. Bakın ben de yurtta kalan, bakın itiraf ediyorum, kaçak kaldım yurtta öğrenciyken ya, sıkıntı yaşadık. Bunu çözelim diyorum, bana diyorsun İstanbul bu art niyetli bir yaklaşım, lütfen bunu terk edin. Bakın diğer bir noktayı söyleyeceğim, dövizle ilgili sıkıntılar, bakın elimde burada belge var. Çocuklar Erasmus kursuna gidecekler ve burs alıyorlar 8 ay, ayda 600 euro diyor. Evet. Ve bir saniye çok önemli. Tamam, ve çocukların 8 aylık bursları 2,5 ay indirmiş, çocuklar yurt dışından dönmek durumunda veya gidemiyorlar. Sayın Bakan, gençlerimiz bakın yurt dışına açılamıyorlar. Çocuklar hepsi bakın bu şekilde mail gönderiyorlar bize. Yani gençler bizim geleceğimiz. Bunlara ve siyasi yaklaşmıyor. Siz farklı bir noktadasınız. O nedenle sakın siyasi yaklaşmayın. Lütfen sizden ricam bu. Evet, geleceğimiz var. O çocukların geleceğimiz bizim çünkü. Bunu çözelim. Çok kolay çözmekte. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi'de Sayın Lale Karabıyık'ta. Karabıyık, buyur lütfen. Süreniz 5 dakika. Teşekkürler. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri, değerli bürokratlar, sevgili gençler. Tabii bakanlığımız çalışmalar yapıyordur, bütçeniz de var ve kamu yatırımları tabii ki yapılmak durumunda. Ama ne yaparsanız yapın Sayın Bakan, iki önemli konu var ki, orada sorun varsa diğerleri hiçbir zaman görülmez ve sorunlar yumağı olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekten eleştirilir. Bunlardan bir tanesi yurt sorunu, bir tanesi de burs sorunu. Bu sorunlar çözülmeden diğerleri gerçekten gözle de görünmeyebilir. Şimdi, önce şunu söyleyeyim. Devlet yurtlarının evet sayısını iktidarınız döneminde arttırdınız ama şunu da ifade edelim. 2002'de 191 olan yurt sayısı, devlet yurdu sayısı 2021'de 773'e çıkmış ama kapasite de tabii 185 binden 695 bine çıkmış ama düşünün ki öğrenci sayısı, yani açılan yeni üniversiteler de var 2006'dan bu yana, örgün öğrenci sayısı 2002'den sonra iki katına çıkıyor ve şu anda sadece %18.3'üne cevap verebiliyor bu yurtlar. Diğer taraftan şöyle bir durum oluyor. 2006'dan bu yana özellikle devlet yurtlarının eksikliği sebebiyle özel öğrenci yurtlarında artış oluyor. Yani 2006'da 2735 olan özel öğrenci yurt sayısı 2021'de 4406'ya çıkmış. Kapasitesi de iki katına artmış. Burada iki durum var. Bir kısmı maddi durumu iyi olan öğrencilerin ailelerinin gönderdiği özel yurtlar var.
Diğeri de yoksul olan ailelerin çocuklarını gönderdiği vakıf yurtları var. Çünkü bu neden bu rakamı verdik? En büyük pay bu artışta vakıf ve derneklere ait yurtlarının yurt sayılarının artışı. Yani 2006'da 1723 olan vakıf ve derneklere ait yurt sayısı şu anda 2021 itibariyle 3331'e çıkmış değerli komisyon üyeleri. İşte bu eksiklikte bu şekilde vakıf üniversite, vakıf yurtları tarafından giderilmeye çalışılmış ama bunun doğru bir yöntem olmadığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrencilere 2017 yılında beslenme ve barınma yardımına dair bir yönetmelik geçmişti ve 750 liradan 1000 liraya çıkmış olan bir barınma ve destek, barınma ve beslenme yardımı yapılıyor. Şimdi Sayın Bakan, bu yıl buraya ne kadar verildi? Peki devlet okulunda, devlet yurtlarındaki diğer çocukların suçu ne? Onların da maddi sorunları var. Bunları vakıflara yönlendirmek yerine genel olarak bir iyileştirme yapılmış olsaydı bu belki daha farklı olumlu sonuçlar getirebilirdi. Şimdi burs sorununa baktığımızda ben geçen yıl bütçede de şunu söylemiştim. Yaptığımız artış yeterli değil demiştim. Sadece 2016 yılında %21'lik bir burs artışı yapılmıştı KYK'da. Ama geçen yılı unutmayalım, Covid süreci olan bir yıl. Yoksulluk var, işsizlik var, ücretsiz izin ayrılığı var, gelir elde edenler var, kısa çalışma ödeneğiyle gelirleri kısıtlanmış olanlar var ve yüksek enflasyon var. Çocuklar gerçekten mağdur, ikinci iş yapmaya çalışıyorlar. İşte bir tanesi yurduna dönerken çalıştığı yerden vefat etti, haberi geldi ve yaşamını yitirdi. İşte bütün bu sebeplerle bu bursların yetersiz olduğunu, öğrencileri rahatlatacak bir burs artışının zaruri olduğunu ifade etmek isterim Sayın Bakan. Bu önemli. Burs ve yurt sorunu çözülmeden diğerleri gözle görünmeyecektir. Sayıştay raporumuza baktığımızda bu Spor Toto Süper Lig kulüplerine kiralanan stadyumlardan 2019 yılı içinde elde edilmesi gereken kiraların böyle dörtte biri, beşte biri gibi kiralar elde edilmiş. Büyük bir çoğunluğu elde edilememiş. Tahsilat ve tahakkuk sorunu var anladığım kadarıyla. Bunun sebebi önemli tabii. Diğer taraftan yine Sayıştay raporunda şu not düşünmüş. Yurtlar konusunda yanlış planlama hatası var sanırım. Bakın 24 adet kullanışlı yurt binasından 11 sözleşmesi bittiği için kapatılıyor. Ama diğer taraftan kullanıma elverişli olmayan 169 adet bina 1 ile 5 yıl arasında sözleşmesi yenilenerek devam ettiriliyor. Yani burada bir sıkıntı var, bir yanlışlık var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan Milliyetin Bakanlığı bütçesinde Sayın Gökbaşkan'a da ifade ettim. Ama buradaki çözümü siz Gençlik ve Spor Bakanı olarak birlikte yürütmek durumundasınız diye düşünüyorum. O da şu, gördüğünüz gibi üniversitelerde kontenjan fazlası kaldı, tercihler yapılmadı ve bir taraftan da biz şunu biliyoruz ki işsizlik var ve ev genci dediğimiz bir kavram oluştu. Üniversitelerin kontenjanlarındaki artıştan giren, sınava giren öğrenci sayısı daha fazla olduğu halde boş kontenjan kalıyor. Çünkü gerçekten evet üniversite yapılsın ama üniversiteler içi boş olarak yapılıyor. Yani bir dekan bir mekan anlayışıyla ve meslek envanteri yapılmadan açılan bölüm ve fakülteler sebebiyle bugün işsizliğin biraz daha had safhada olduğunu ya da mezunların alanında iş yapamadığını ya da eleman arayanların bu bağlamda bulamadığını biliyoruz. Son cümlemi söylüyorum. Sayın Bakan, bu konuda Gençlik Spor Bakanlığı ve YÖK birlikte bir çalışma yaparak bu kontenjanları ihtiyaca göre meslek envanterini çıkartarak belirlemesi gerekiyor ve bu işsizliğin biraz daha sorununun çözülmesine yardımcı olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Söz sırası İYİ Parti'den Metanet Çuval. Selamlıyorum. Vallahi arkadaşlar kızmayın ama böyle Bizans düşerken melaikelerin cinsiyetini tartışan rahiplere benziyoruz. Ama bak kendimi de kattım, onun için kızmayın. Bakın dolar 12,5 lirayı aştı. %10. Bütçe görüşüyoruz. Yok böyle bir bütçe değerli arkadaşlar. Gerçekten böyle bir bütçe yok. Bitti. Sayın Cumhurbaşkanı bağırıyor. Diyor ki işte saldırı var. Ekonomik saldırı var. Efendim satılmış
işte ekonomistler filan. Yok kardeşim. Siz köy diye bir şey ilan ettiniz. Kendi insanınıza dolar bazında ihale veriyorsunuz. Dolar bazında garanti veriyorsunuz. Dolar bazında köprüye geçiş veriyorsunuz. Bir problem çıktığında da Londra mahkemeleri problemleri çözmekte sorumludur diyorsunuz. Ondan sonra da efendim satılmış şeyler, ekonomistler. Yok değerli arkadaşlarım, bundan bizzat sorumlusu sizsiniz. Değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Arkadaşlarımız anlattı. Anadolu'daki değişik illerde, ilçelerde spor merkezleri, salonlar, statlar, mahalle stadyumları, köy stadyumları filan. Maşallah beton, her taraf beton dolu. Ama gençlerimiz mutsuz Sayın Bakanım. Gençlerimiz işsiz, gençlerimiz güvencesiz. Bakın çalışmalar var, gençlerimizin %25'e yakını işsiz. %28'i ne işte ne okulda. Bakın ev genci, ev genci diye bir şey çıktı. Evet Sayın Özdemir, ev genci diye bir şey çıktı. Bak bu mutsuz derken ezbere bir şey söylemedim ha. Mutsuz derken araştırmalar var. Değişik bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar var. Araştırıcılar yapmış ve gençlerimizin dindarı da sekülerleri de hepsi mutsuz. Gençlerimiz gidiyor Sayın Bakanım. 1000 tane genç doktor her sene Türkiye'yi terk ediyor. 1000 tane genç doktor. Çünkü sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm diye genç insanların emeklerini uluslararası sermayeye bağladınız. İnsanlar mutsuz bir şekilde çekip gidiyorlar. Tıp fakültesi okuyan gençlerimiz çekip gidiyor. Bakın dünyada bu spor merkezlerinde sadece spor mu yapılıyor yoksa başka pazarlamalar mı bilmiyorum. Dünyada en fazla uyuşturucu ele geçiren ülkeler İran ve Türkiye. Bu en fazla bu işi biz ele geçiriyoruz, bizde azdır demeyin. En çok uyuşturucunun bulunduğu, dağıtıldığı, sevk edildiği, kullanıldığı bir ülke unvanı da bizde değerli arkadaşlarım. Gençlerimiz bağımlılık kıskacında, gençlerimiz kumar kıskacında değerli arkadaşlarım, kumar. Hem de kim yapıyor biliyor musunuz? Çok milli, yerli işte milli kumar sistemimizi verdiğiniz işte yandaş medya kursun, milli manevi medya kursun diye Ziraat Bankası'ndan 700 milyon dolar aldırdığınız Demirören'in marifetiyle kardeşim 3 tane kumar oyununu satın aldı adam, 50 tane 100 tane, bir de Misli.com kumar oynuyor ya, bir de mislisini oynatıyor Misli.com. Bunlar hepsi milliyetçi, maneviyatçı, Cumhur İttifakı zamanında oluyor. Siz yapıyorsunuz bunları. Gençlerimiz mutsuz. Bu mutsuzluk raporlara yansıyor. Bakın sizin örgütlerinize kadar da geldi. Çocuk diyor ki pudra şekeri kullanıyorum diyor. Bakanlarınızla boy boy resimler çektiriyorlar. Bunlar hepsi bu ülkede oluyor. Sayın Bakanım bu Demirören borçlarını falan ödemiyor. Ne oluyor ya? Bu milletin 700 milyon dolarını götürdü. Azerbaycan'ın şeyini de aldınız, buna alındı. Ne oluyor? Bunu hiç kimse sormayacak mı? Nerede? Kimdir bu adam? Nasıl oluyor bu kadar parayı alıyor? Bir de çıkıyorsunuz dindar nesil yetiştireceğiz. Maalesef öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Yine araştırmalar var. Gençlerimiz gerçekten dindarlık, deistliğe doğru gidiyorlar. Terk ediyorlar değerli arkadaşlar. Maalesef bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var ama bu çalışmaları burada uzun uzun anlatacak vakit yok. Ama bu sebepleriyle ilgili araştırmalar yapılmış. Tabii bütün sebepleri siyasi iktidar değil. Yani dünyadaki gelişmeler, teknolojinin bu şekilde kullanılması, Türkiye'de iktidarın değişmesi ve karşı tarafın geri çekilerek daha özgür bir ortamın oluşması ile gençlerin kendi kendilerini, kendi düşüncelerini, inançlarını sorgulamaya başlamaları gibi. Ama en önemlisi de değerli arkadaşlarım, araştırmacılar bunu bulmuşlar. En önemlisi de rol model konusunda gençler ciddi bakıyor dindarlığa değerli arkadaşlarım. Dindar iktidara bakıyor, size bakıyor. Sizi görüyor. Ne derseniz yapın. Sizin yaşadığınız hayatı görüyor. Annesinin, babasının, siyasi kadroların nasıl yaşadıklarını görüyor. Neler yaptıklarını görüyor. Ve gençler uzaklaşıyor. Bakın bütün değerleri yıkıp, kültürde konuştuk, yıkıyorsunuz ama hiçbir şekilde yeni bir değer oluşturamıyorsunuz.
bu gençleri tutabilecek hiçbir şekilde bir şey oluşturamıyorsunuz. Zaten dünyada İslam'ın, İslamcılığın geldiği yerde modernliğe karşı verdiği, veremediği cevapsızlık, cevap da ortada. Nereye gitti değerli arkadaşlarım? Silaha, teröre, IŞİD'lere, DEAŞ'lara gitti. Bu kötü örnekler de ortada ve dolayısıyla gençlerimiz gerçekten mutsuzlar ve hiçbir şekilde dindar nesil mesilfe. Bakın gençlerin büyük çoğunluğunu kaybettiniz. Gençlerin %25'i bile size oy vermiyor. Sayın Bakanım, tabii bunları anlatırdık ama vaktimiz yok. Şimdi sizle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Bir yurt tartışması oldu bu ülkede. Siz de gençlik yurttan sorumlu bakansınız. Çıktınız, bu şeylere cevap verdiniz. Yurt eleştirilerine karşı cevap verdiniz. İşin gerçeği şuydu, yani gerçekten işte üniversite olan öğrencilerin üçte biri kadar yurt kapasitesi oluşturması gerekiyor. Türkiye'de bu kadar gerek yok. 1,5 milyon ihtiyaç var. Siz ne kadar üretmişsiniz? 720 bin filan, 700 bin civarında. Tamam, bunu yavaş yavaş yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Zaten gençlerin bir kısmı işte bir süre sonra eve çıkacak filan. Bir şey denilecek yerken çıktınız. Tabii büyüğünüzden, Sayın Cumhurbaşkanından, çünkü her gün muhalefet liderini hakaret ediyor. Çıktınız. Efendim muhalefete verdiniz, veriştirdiniz. Efendim mavi vatanla şeyle bile eleştirdiniz. Ya bunlar mavi vatan inkar eden anlayışla. Ne ilgisi var yurtları eleştiren bile? Niye? Dün bunun en güzel örneğini burada İçişleri Bakanı verdi. Kendisine sorular soracağız ya. Gelir gelmez burada bağırmaya başladı. Ben terörle mücadele ediyorum, şöyle ediyorum. Ya sen terörle mücadele etmiyorsun diye bir şey söylemiyoruz ki. Başka bir konuyu konuşuyoruz burada. Siz de aynı şeyi yaptınız. Bu konuyu sormasınlar diye ağzınızdan geleni söylediniz. Ya bu bir şey de merak ediyorum. Biraz evvel arkadaşımız dedi. Burs miktarı 450 liraya çıktı. Ya bu burs mu, kredi mi? Burs ayrı bir şeydir, kredi ayrı bir şeydir değerli arkadaşlar. Ya şu kadar insana burs veriyoruz. Ya yapmayın, yapmayın. Kredi veriyorsunuz, kredi. Ya burs da veriyorsunuz ama büyük çoğunluğu kredidir. Yani borç para veriyorsunuz. Ödemediği zaman evine taciz gönderiyorsunuz. Yaptığınız şey budur. Bunu doğru bir şekilde çocuklara söyleyin. Niye bunu şey yapmıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Sürem doluyor değerli arkadaşlarım. Bir spor toto işinden söz edeceğim Sayın Bakanım. Sayıştay kapınıza dayandı. İyi ki Sayıştay hala yok oldu ama bir miktar var. Denetçiler var. Geldi kapınıza, incelediler falan. Spor toto ile ilgili vereceksiniz tabii. Tabii ki vereceksiniz. Sayıştay kapınıza dayandı. Ya vereceksiniz elbette Sayın Bakanım. Kim bilir vereceksin? Bilmiyorum. Başkan bilir. Bakın Sayıştay kapınıza geldi. Size dedi ki şu spor toto ile ilgili bir takım işlemler var. Bunları inceleyebilmem için yönetim kurulunun isimlerini ve yönetim kurulu kararlarını istiyorum dedi. Vermediniz Sayın Başkan. Bilinmiyor ki. Niye ver? Biliniyor. Biliniyor, vermediniz. Çünkü yasada değişiklikler yapıldı değerli arkadaşlarım. Uzun gitmiyorum. KDV'yi, spor totoya çıkan KDV'yi kullanma yetkisi spor totoya bırakıldı. Bakan başkanı, yönetim kurulu başkanı, diğerlerini bilmiyoruz. Kararlar alıyor ve burada sanıyorum geçen sene bir 69 milyon TL gibi bir para kullanıldı. Bu sene ne kadar kullandı bilmiyoruz. Bu parayı istediğiniz gibi dağıtıyorsunuz. Yandaş, size yakın olan belediyelere falan veriyorsunuz. Bunu satma ve burada tabii ihaleler nasıl ediliyor falan bilmiyorum. Muhtemelen büyük çoğunluğu 21B'dir. Burada bu paraların nasıl harcandığını hesabını vermemek için vermediniz. Bir takım notlar falan verdiniz. Size yazı yazdı Sayıştay, dedi ki bunlar değil. Gerçek yönetim kurulunun adını ve şeyini istiyorum. Niye sakladınız Sayın Bakan? Yani niye sakladınız yönetim kurulunun kararlarını? Niçin sakladınız? Nerelere bu parayı harcadınız? Nasıl harcadınız? Ben milletvekili olarak benim adıma Sayıştay sizi denetliyor. Siz milletin parasını bitiriyorum. Siz milletin parasını kullanıyorsunuz. Sayıştay da sizi denetliyor. Bunları vermek zorundasınız. Niçin vermiyorsunuz? Bütün bakanlıklar bu. Vermediniz, işte Sayıştay raporlarında var ya, veriyorum diyorsun. Vermedin. Vermedin. Ezbere söylemiyorum. Vereceksin. Bunların hesabını da vereceksin.
Sayıştay'a da vereceksin, kaçamazsın. Yani bir kör kuruş, kör kuruş. Bu milletin kör kuruşunun hesabını vereceksiniz. Ha bu dolarların %10, %10'ların hesabını da vereceksiniz. Bugün ne oldu? Bugün ne oldu? Dün kim doları satın aldı? Bugün kim dolar satıyor bu saatte? Kaç milyon dolar satılıyor? Kim satıyor? Bu kararları, bu açıklamaları niçin yapıyorsunuz? Bütün bunların hesabını vereceksiniz. Soracağız tek tek hesabını. Evet, soracağız. Evet, söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sayın Bakan verecek. Bakan verecek. Sayın Sancaklı buyurun. Bakan ve ya o Süleyman Soylu'dan bir şey öğrendin, tekrar ediyorsun. Burada bir sürü CHP'li var ya. Evet. Ya. Hatip'e söz verdi. Arkadaşlar. Söz verdi lütfen. Hatip'e. Hatip'e söz verdi. Sus kardeşim. Buyurun. Safet Bey konuşacak. Sayın Sancaklı buyurun lütfen. Özür dileriz Safet Bey. Affet. Özür. Sayın Şener, süreniz 10 dakika buyurun. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan ve ekibi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan, her sene bakanlığının bütçesini sunmak için buraya geliyor. Ve bütçe müzakereleri saatlerce sürüyor. Her zaman da pozitif etki alıyorum ben. Güler yüzüyle, sakin konuşmasıyla. Gerçi bugün bazen kızıyor ama onu da belki tolere edebiliriz diye düşünüyorum. Ancak bütçesine bakıyoruz, 27 milyar Türk lirası. Yani gerçekten çok küçük bir bütçe. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ihtiyacını karşılamak için bu 27 milyar Türk liralık bütçe hangi sorunu çözer? Bu sorunları ne kadar çözer? O tartışılması gereken bir konudur. Bakın bugün kur birden yine fırladı. Her gün yukarı çıkıyor. Gün boyu hangi saat baktıysam bir aşağı bir yukarı ya iniyor ya çıkıyor. Ama netice itibariyle 1 dolar 12,5 lira olmuş vaziyette. Yani yıl başından bugüne kadarki artışa bakarsanız kur 5 lira artmış. 7 küsür lira olan kur 12,5 lira olmuş. Bunlar rakamdan ibaret. Olduysa ne oldu diyemeyiz. Neden? Çünkü bu 500 kuruşluk 5 liralık kur artışı bu 11 ay içerisinde Türkiye'nin dış borcunu 2 trilyon 230 milyar Türk lirası artırıyor. Kamu borçlarını ise 900 milyar Türk lirası artırıyor. Durduğu yerde borç miktarı değişmiyor. Yeni borç almıyorsunuz. Aynı dış borçlar kur artışıyla 900 milyar lira artıyor. Hangi borçlar? Kamu borçları, devletin borçları. Şimdi burada neyi konuşuyoruz? Konuştuğumuz bütçe Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi ve 27 milyar Türk liralık bir bütçe. Bu kur artışının bile yanında çok küçük kalan bir bütçe. O bakımdan önemli sorunların olduğunu görüyoruz. Sonra bu 27 milyar Türk lirasına bakıyoruz. Bunun 9 milyarı borç verilen, yani herhalde öğrenci kredileri vesaire gibi verilen borçlar ve 15 milyar lirası cari transferler, yani yapılan karşılıksız ödemeler, yatırım dışı cari harcamalara yönelik ihtiyaçları başka kurumların karşılamak için verilen karşılıksız ödemeler. Topladığınız zaman 25 milyar yapıyor. Borç vermeler ve cari transferler. Geriye kalıyor bakanlığa 2 milyar lira para. O 2 milyara da bakıyorum. Zaten 600 milyon lirası personel masrafları, SGK, bilmem işte bakanlık binasının bir takım ihtiyaçları vesaire. Geriye kalıyor 2 milyar. Bu 2 milyar da zaten yatırımlarla ilgili, onu da planlayan başka bir kurum. Bakanlığın elinde bir şey yok.
Onun için gayet iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Halen aynı düşüncedeyim. İki senedir Sayın Bakan'dan Konya'da Tuzlukçu Belediyesi var, 6000 nüfuslu bir yer. İşte iki tane halı saha falan oraya ihtiyaç var. Yapar mısınız diyoruz. Baş başa belediye başkanı geliyor, görüşüyor. Sayın Bakan tabii yaparız diyor. Ertesi sene tekrar geldi. Şimdi başkan kaza geçirdiği için kolu falan kırık gelemedi. Ya bakana, Sayın Bakan'a söyle de şu bizim sahaları unutmasın diyor. Ama bu bütçeyle de iki tane saha yapılmaz Sayın Bakanım. Ama şunu da takdir ediyoruz tabii. Hiçbir şey elimizden gelmiyorsa da biraz top gönderelim dediniz, biraz top verdiniz. Ama ben her zaman sözünüzü tutacağınıza inanıyorum. Sözünüzü tutacağınıza inanıyorum Sayın Bakan. Şimdi burada asıl sorun şu. Yani gençlik dediğimiz olay bu ülkenin en enerjik, en dinamik ve potansiyeli en yüksek kesimi demektir. Bir ülkenin geleceği gençlerinin geleceğiyle bağlantılıdır. Siz bu yüksek enerjiyi ve potansiyeli kullanamadığınız zaman, bunu değerlendiremediğiniz zaman bu sadece ülkenin bugünkü kaynaklarının israfı değil, aynı zamanda geleceğinin de heba edilmesidir. Şimdi bakıyoruz, eğitim sistemi alt üst olmuş. Şimdi Eğitim Bakanlığı'na girmeyelim ama yani nitelik kazandıracak bir eğitim sistemi, hayata, değişen dünyaya intibak edecek, bilgiyle, teknolojiyle donanmış, sonra bunların iş sahalarında bilgi birikimlerinin ülkeye kazandırıldığı bir gençlik ortaya çıkarılamamıştır. Neden çıkarılamamıştır? Gençler umutsuz. Üniversitelerde okuyan, kaydını yaptıran gençlerin yüz binlercesi ya kaydını donduruyor veya sildiriyor. Neden? Umut göremiyor. Gençleri böylesine umutsuzluğa sevk eden bir yapı varken, İşte bu ister 2 milyar deyin, ister 27 milyar deyin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ne yapabilir? Gençlerin hangi derdini, hangi sorununu çözebilir? Gençlerin umut var olmasını nasıl sağlayabilir? Sonra mezun oluyor. Mezun olduktan sonra yine işsiz. 15-24 yaş grubunda nüfus %15. 15-29 yaş grubuna bakıyoruz. Bu yaş grubunda da eğitimde ve istihdamda olmayan nüfus %29 arkadaşlar. Yani gençlerin %29'u okumuyor ve aynı zamanda iş sahibi de değil, işsiz. Sadece bu kadar değil. Çalışıyor görünen gençlerin hiçbiri meslekleriyle ilgili çalışmıyor. Hiçbiri demeyeyim ama küçük bir kısmı. Bir kere çalışanların üçte biri de zaten kayıt dışı çalışıyor. Yani TÜİK'in verdiği rakamlardaki çalışıyor görünenlerin üçte biri, %30-33 arasındaki kesimi kayıt dışı çalışıyor. Yani emeklilik hakkı yok, sosyal güvenlik hakkı yok, sağlık güvencesi yok. Bunlar zaten kendilerini çalışıyor da hissetmiyorlar. Gençler sorduğunuz zaman ne istiyorsun diye, bir düzenli çalışma saatleri olan, düzenli maaşı olan, düzenli tatil hakkı olan ve aynı zamanda yaşlılık ve sağlık sigortası olan iş istiyorum diyor. Peki bu gençlerin yüzde kaçı buna ulaşıyor? Taş çatlasa %25'i, %75'i bundan mahrum. E şimdi bu yokken siz aman Gençlik ve Spor Bakanlığımız şu hizmetleri yaptı, şuraya şunu yaptı, bunu istediğiniz kadar sayın, istediğiniz kadar. Bu ülkede gençler heba ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığını da aşacak şekilde gençlerin geleceği ne olacak? Bu ülkenin gençlik potansiyeli nasıl değerlendirilecek?
bunun ciddi olarak masaya yatırılması ve de hükümetin topyekün buna sahip çıkarak bir çözüm bulması lazım. Bu ülkenin bir numaralı sorunu gençliğidir bence. Ama gençlik gerçekten sorunlar yumağı içerisindedir. Diğer ayrıntıları saymıyorum. Spora geldiğimizde, yani spor, şimdi Tokyo Olimpiyatları güzel Sayın Bakan'ın sunuş kitabında da var. 15 madalya aldık diyor ve madalya alan bütün sporcularımızı, hatta yarışmalara katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Ne almışız? Tabii çoğunluğu bronz, 2 tane altın madalya almışız. Ben hatırlıyorum vaktiyle benim çocukluk yıllarımda, gençlik yıllarımda. Güreşçilerimiz bir çıkardı meydana. 5-6 tane altın madalyayı toplar çıkardı. Bir tek branşta. Şimdi bütün branşlarda aldığımız 2 tane altın, 9 tane bronz, 4 tane gümüş. Bu yeterli değil. Özellikle de siyasetin spora girmemesi lazım. Bakın, siyaset bugün spora fazla, futbola özellikle fazla girdiği için futbola zarar vermiştir. Onun için hükümet olarak, partiler olarak elbette teşvik edeceğiz kulüplerimizi vesaire. Ama aralarındaki maçlarla, puanlarla, bilmem neyle, hakemlerle ve değişik yollarla haksız rekabet oluşturmayacağız. Sahaya çıkıp iyi oynayan kazanacak. Bunu sağlamadığımız sürece olamaz. Teşekkür ediyorum Sayın Şener. Süreniz 5 dakika, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçeyi görüşüyoruz. Bütçenin meclise sevkiyle bugün bakanlığın bütçesini plan bütçe komisyonunda yaptığımız görüşme arasında geçen bu zaman dilimi içinde net Türk lirası yabancı bütün paralar karşısında %28 değer kaybetti. Zaten görünen o ki sanki bu bütçe meclise genel kuruldan çıktığında hemen çok kısa süre içinde yeni bir ek bütçeye ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Şimdi Sayın Başkanım, Sayın Bakan olimpiyatlarla ilgili bir değerlendirme yaptı. 1948 yılından sonra yapılan tüm olimpiyatlarda şampiyon olan sporcuları tek tek takip eden birisi olarak, bilen birisi olarak bir kere 1948 yılında Türkiye 7 altın 12 toplam madalya ile kadınların katılmadığı ve çok az branşta yapılan olimpiyatlarda dünya yedincisiydi. Olimpiyatlarda toplam alınan madalya değil, altın madalyalar üzerinden bir değerlendirme yapılır ve ülkelerin sıralaması bunun üzerinden yapılır. Sayın Bakanımız da çok iyi bilir ki Tokyo Olimpiyatları dolayısıyla bireysel dövüş sporları dediğimiz karate bu olimpiyat dolayısıyla turnuvalara dahil edildi. 2024 Paris Olimpiyatlarında karate sporu yer almayacak. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye'deki lisanslı spor yapanların %49'u Asya dövüş sporları üzerinde artık oluşmaya başladı. Yani bizim geleneksel olarak burada üzerinde durmamız gereken nokta şu. Arkadaşlar, güreş havuzunu kaybediyor. Türk güreşi doğal yetiştirme havuzlarını kaybediyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız güreş sporundan giderek uzaklaşıyorlar. Bakın buradan size söylüyorum. Rıza Kaya ve Taha Akgül 30'lu yaşın üzerindeler. Bunlar da artık olimpiyatlarda bir daha yarışırlar inşallah ama onlardan sonra bizim olimpiyatlarda altın madalya için mindere çıkaracağımız sporcu kim olacak? Bunu Sayın Bakan'ın ve bürokratların düşünmesi gerekir. Keşke gurur abidemiz Hamza Yerlikaya güreşte elde ettiği başarıyı daha sonraki dönemde olumsuz bir takım değerlendirmelerle kendi üzerinden, güreş camiası üzerinden yaratılan algıyı bozmasaydı da gençlerimiz için güreşte bir fenomen, güreşte bir model olmaya devam etseydi. Sayın Bakanım, bakın Naim Süleymanoğlu'yu kaybettik. Naim Süleymanoğlu'nun kemikleri sızlıyor. Halter'de Türkiye Olimpiyatlarda nal topladı nal. Türkiye Olimpiyatlarda halter sporunda erkeklerde kota alacak sporcu yetiştiremedi. Şimdi niye bu noktaya geldik biz? Şu olimpiyatları değerlendirdiğimizde okçuluk, yüzme, jimnastik, voleybol. Peki bu 4 tane federasyonun genel yönetimine bakalım. Kimlerin federasyon başkanı olduğuna bakalım. Bunların sporcu kimliğinden gelen özellikleriyle kurumlarını ve federasyonu nasıl iyi yönettiklerine bakalım.
sonra da sizin federasyon seçimlerinde birebir il müdürlerinizle, bakanlığa bağlı olan genel müdürlükteki çalışan bürokratlarla bütün federasyonlardan müdahil oldunuz. Nerede özel federasyonlar? Nerede bağımsız federasyonlar? Sayın Sancaklı söyledi, ihaleye fesat karışanların federasyonlarda görev almasını engelleyen bir düzenleme geliyor. %100 katılıyorum. Ya Türkiye'nin 5'li çete diye tarif ettiğimiz müteahhitlerden bir tanesi şu anda Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun başında. Hangi güç getirdi onu oraya? Hangi güç getirdi Futbol Federasyonu'nun başına? Yani neresinden bakarsak bakalım, Türkiye'de federasyon üzerinde bakanlığınızın ve bürokrasinizin öyle ciddi bir ağırlığı var ki, şurada bakanlığınızın bürokratları dizilmiş, Türkiye'de milyonlarca sporcuyu içinde barındıran amatör federasyonları temsil eden kişiyi birinci sıraya oturtmayı akıl edemiyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Mehmet Baykan'ın oturması gereken yer bakanın sağ tarafıdır. Orada olması gerekir. Milyonlarca lisanslı sporcu amatörler hizmet veriyor. Bunu da eleştirmek istiyorum. Şimdi gelelim bir başka konuya değerli arkadaşlar. Bu Türkiye'deki futbol üzerinden yapılan iddia ile Bein Sport iddia ve Riva'daki VAR sistemi arasında çok kirli ilişkiler var. Artık Türkiye'de eskiden Spor Toto 0-1-2 oynatırdı. Şimdi 0-1-2 yok. Dakika skor, geri kalan zamanla ilgili bahisler açılıyor. Evet, geriye kalan zamanla ilgili bu yapılanmanın mutlaka ortaya çıkarılması lazım. O nedenle VAR odasıyla iddia siteler arasında çok organik bağ var. Son olarak şunu söylüyorum. 12 yıldır Spor Toto kulüplere 35, 45, 55, 65 bin TL veriyor maç başına. Ya 12 yıldır aynı rakamla siz kulüplere iddiadan para ödüyorsunuz ya. Yazıktır, günahtır. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Yani 10 kat değer kaybetti Türk lirası dolar bazında. 12 yıldır teşekkür ediyorum. Kulüplere verdiğiniz rakam değişmedi. Sayın Zeybek. Bürokratlar. Saçtay raporlarından ben de bir tane bir maddeyi saptamış olan şeyi söyleyeceğim. 2020 yılı içerisinde kapatılan toplam 24 adet yurt binasından 11'inin sözleşme süresinin dolması, 12'sinin bakanlık tarafından yeni bir yurt binası açılması ve yalnızca bir binanın gerekli standartları sağlamaması nedeniyle kapatıldığı ortaya konmuştur. Sözleşmesi bittiği halde kira sözleşmesi 1 ile 5 yıl arasında yenilenen, kullanıma elverişli olmayan 169 adet bina olduğu da tespit edilmiştir deniyor. Şimdi bunun yanı sıra öğrencilerimize verilen yurtlarda destek var. Sabah kahvaltısı için 6 lira, Sayın Bakan sunumda da ifade etti. Akşam yemeği için 13 lira yardım yapıldığını söyledi. Bunun bir güncellemeye ihtiyacı var. Bu hayat pahalılığı, gıda sektörüne gelen zamlar sonucu öğrencilerimize daha fazla destek çocuklarımıza vermemiz gerektiğini ifade ediyorum. Sayın Bakan yine yurt kapasitelerini Avrupa'daki birkaç ülkeyle karşılaştırdınız. Buradaki birçok ülkeden daha iyi durumdayız dediniz ama o ülkelerin spor bütçeleri ile karşılaştırmayı da yapmamız gerekmez mi? Kişi başına düşen geliri ya da oradaki öğrencilerin yurt ihtiyacının ne kadar olduğunu, talebinin ne kadar olduğunu da bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Amatör spor kulüpleri yurdumuzun genelinde olduğu gibi Muğla'mızda da çok sıkıntı içerisinde. Deplasman maçları tutun, lisans ücretlerine, transferlere kadar sıkıntı içerisindeler. Bu amatör spor kulüplerine ekonomik destek vermek gerekiyor ya da Gençlik Spor Bakanlığı'nın tesislerini kiralamışlarsa o kiraların indirilmesi gibi bir destek verilebilir mi? Bunu bir düşünmenizi bekliyorum. Çok iyi niyetle kurulmuş olan güreş eğitim merkezleri bugün yeterince işlevsel mi? Uluslararası güreş müsabakalarında acaba bu güreş eğitim merkezlerinden ne kadar çocuğumuz oralarda, o seviyelerde temsil noktasına geldi? Bunları da bir değerlendirmek yapmak zorundayız. Yoksa güreş eğitim merkezleri de gençlik merkezlerine dönüşmüş durumda gibi değerlendirmek durumdayız.
Uluslararası yarışmalarda bireysel sporlardaki gelişmeleri ve son olimpiyatlardaki madalyaları için kutluyorum. Ancak takım sporlarında maalesef bunu göremiyoruz. Biraz önce Sayın Milletvekilimiz, Ağrı Milletvekilimiz işte Ağrı'da tenis kortlarından bahsetti. Çok güzel. Ama bizim gençliğimizde Ağrı'dan atletler çıkardı. Atletizmde başarılar vardı ama son yıllarda bunu göremiyoruz. Yani evet, takım sporlarında ve atletizmde, güreşte yeniden eski başarılı günlere, yıllara dönmek gerekir. Uluslararası yarışmaların ülkemizde düzenlenmesi, olimpiyat ya da dünya şampiyonları konusunda çalışmalar mutlaka vardır. Ama bu konularda İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyükşehir belediyelerimizle de işbirliği yaparak bu yönde önümüzdeki yıllardaki uluslararası yarışmaların ülkemizde düzenlenmesi için işbirliği yapılması iyi olacaktır diyorum ve bu bütçenin gençliğe, sporumuza iyilikler, başarılar getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Bakanlık bürokratları hoş geldiniz. Bütçemiz hayırlı olsun. Kıymetli arkadaşlar, Gençlik Spor Bakanlığı'nın bütçesi 27 milyar TL. Ancak bağlı kuruluş Spor Toto'nun 2020 yılı hasılatı 70 milyar lira. Ya bizim bakanlıktan önce bu Spor Toto'yu bir konuşmamız lazım. Biraz geriye giderek şu anda Spor Bakanı'nın bakan olmadan önce 6 yıl yönettiği kuruma bir bakalım. Bakan olduktan sonra 2018 yılında 2 yıl burası vekaleten yürütüldü. Daha sonra bir atama yapıldı. Ben de geçen yıl bir açıklama yapmıştım. Dedim ki Sayın Bakan herhalde bakanlık bittikten sonra bu Spor Toto'ya geri dönecek. O yüzden burayı vekaleten yürütüyor. Yanlış bir değerlendirme yapmışım. Sonradan fark ettim. Aslında Sayın Bakan Spor Toto'dan hiç ayrılmamış. Nasıl mı? Çıkarılan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği'nin Yönetim Kurulu başlıklı 9. maddesinde Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşacağı, Bakanın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Bakan ve Teşkilat Başkanı doğal üye olduğu ve diğer 3 üyenin de Bakan tarafından atanacağı yazılı. Fakat bu 3 üyenin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Sayıştay da bilmiyor. Sayıştay sormuş, cevap alamadığını söylemiş. Aynen şu cümleyi kullanmış. Sayın Bakan itiraz ediyor ama 7, 8, 9, 11. sayfalarda kimlere katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı olmayan diyor. Kim diyor? Sayıştay diyor. Yani hem üyeler belli değil hem de bir tutanağı yok. Devlette kayıtsız yönetim, kayıtsız kurum olur mu? Burada ne yapılıyor da kim oldukları belli olmayan kurumun bir de tutanağı tutulmuyor, karar kayıtları yok. Şimdi biz tabii bugüne kadar birçok bakanlığı millet adına mali tablosunu soruyoruz. İşte burada bir yolsuzluk var mı, kayıt dışı paralar var mı diye soruyoruz. Biz bugün kayıt dışı parayı değil, kayıt dışı bir kurumu soruyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nı soruyoruz. Konuştuğumuz şey az şey değil arkadaşlar. Bakın 2020 yılında Spor Toto Teşkilatı'nın hasılatı 70 milyar. Aynı 2020 yılında bakanlığın bütçesi 18 milyar. Neredeyse 4 katı bir kaynaktan bahsediyoruz. Ve bu kaynak kayıtsız bir şekilde kullanılıyor. Adeta Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Türk sporunun kara kutusudur. Ve hükümetin örtülü ödeneği şeklinde kullanılıyor. Nasıl mı? Birçok özel ve tüzel kuruluşa para aktarımı yapılıyor ve Sayıştay da bunları denetleyemediğini söylüyor. Ama bakın bunun nedeni de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın 5018 sayılı kanuna tabi olmaması. Aynı varlık fonu gibi Sayıştay tarafından yeterli denetim yapılamaması. Mesela burada kimlere para aktarılıyor söyleyelim. Mesela bu toplum yararına dernek kapsamında Sayın Bakan'ın da geçen de açıklamalar var. 90 milyon lira aktarılmış Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından ve bunların özellikle TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıflara aktarıldığını il bazında biliyorum. İstersen bunlar da konuşulabilir. Yine bu vakıf ve cemaat yurtlarına bakın biraz önce bir yardımdan bahsedildi. Yemek yardımı 19 TL. Şimdi bu vakıf ve yurtların cemaatlerin yurtlarına bunlar yapılırken oraya bile ayrıcalık tanınıyor. Nasıl mı? KYK yurtlarında yenilen yemek öğrencilerin parmak izinden öğünler
ayrı ayrı tespit edip ödeme yapılıyor. Ama bu cemaat yurtlarına kişi başına, bildirilen kişi başına ödeme yapılıyor. Yani KYK yurtlarında yemek başına, cemaat yurtlarında kişi başına ödeme yapılıyor. Sayın Bakan bu konuda içtenlikle cevap vermiş. Sorun önerimizde zaten bunu böyle olduğunu açıkça cevap vermiş bize. Şimdi geçmişte FETÖ ile ilişkisi ispatlanan birçok kuruma da bu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan o beraber yürünen zamanlarda ödemeler yapılmış. Mesela o konularla ilgili bir araştırma yapıldı mı? Merak ediyorum mesela. Ben geçen yılda aynı soruyu sordum. Birçok kurumdan, devletin daha doğrusu her kurumdan FETÖ'cü çıktı. Fakat ben Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan bir FETÖ'cü tespit edip bir araştırma yapıp yapılmadığını bilmiyorum. Yani bunun özellikle merak ediyorum. Şimdi yıllardır yasa dışı bahis paraları kontrol altına alınamamış. 150 milyar TL'lerden bahsediyoruz. Devlet ve kulüpler muazzam bir geriden oluyorlar. Bunların mesela kayıt altına alınması için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ne yaptı? Şimdi kayıt dışı bir para varsa orada teröre de bir kaynak aktarabileceğini bilmemiz lazım. Memleketimize karşı her türlü terör örgütünün kullanabileceği bir meblağdan bahsediyoruz. Yani belediyelere aktarılıyor, eğitim kurumlarına aktarılıyor ama tabii bizim belediyelerimize değil, iktidar belediyelerine aktarılıyor. Buradaki Spor Toto Teşkilatı'ndan inanılmaz derecede yüksek paralar kayıt dışı bir şekilde aktarılıyor. En son yayıncı kuruluş, Bein Sports'a olan borcun bir kısmı 300 milyon TL'sinin yine Spor Toto tarafından karşılanacağını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bizzat söyledi. Yani oraya bile bu kaynak aktarılıyor. Ben kimin parasını da kimin borcunu ödüyorsunuz merak ediyorum. O yüzden tekrar söylüyorum. Bu Spor Toto Teşkilatı Türk Sporu'nun örtülü ödeneği haline gelmiştir. Spor sağlık için yapılır. Fakat biz maalesef bakıyoruz ki bu sporu bakanlık bürokrasisine bir takım çıkar grupları, dernek, vakıf ve cemaatler için yapıldığını görüyoruz. Mesela Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü aynı zamanda TFF PDF Başkan Yardımcısı, Spor Toto Teşkilat Başkanı, Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi, Spor Genel Müdürü, TFF Başkan Vekili. Yani öyle bir girift ilişkiler, birden çok görev almalar, yani bu süreci nasıl yöneteceğiz bakalım. Şimdi süremin sonuna gelirken bazı konuları da sonraya bırakacağım ama bir konuyu söylemek istiyorum. Bu kadar paralar sağa sola, yandaşlara, kardeşlere, ulufe gibi dağıtılırken garip kurabanın, işçilerin, Sayın Bakan, paralarını ödemiyorsunuz. Bakın 15.004 işçisi var Spor Bakanlığı'nın bünyesinde. Yetki uyuşmazlığı nedeniyle maaş zamlarını alamadılar. 11 Ağustos'ta Türk İş ve Hak İş Çalışma Bakanlığı arasında imzalanan çerçeve protokolün 5. maddesi gereği ücret zamları avans olarak ödenir dendiği halde tüm bakanlık kamu kurumlarında ücret zamları avans olarak ödendiği halde sadece tek bakanlıkta ödenmedi. İşte bu Gençlik Spor Bakanlığı. Ben biliyorum. Onun cevabını da biliyorum. Benim açıklamam üzerine bir gün sonra 10.000 işçiyle şerh konularak sözleşme imzalandı. Kasım ayından sonra maaş artışları yapıldı ama unutmadım. Mart ayıyla Kasım ayı parası ödenmedi. Bakın o 10.000 lira o işçiler için çok önemli. 10.000 lira çok önemli. Sizin için fazla olmayabilir. O yüzden Erdoğan'ın Okçular Vakfı'na 3 milyon TL'yi nasıl rahat ödüyorsanız o işçilerin de o garip kurabanın parasını da ödeyin diyorum. Teşekkür ediyorum. Hepsi burada bakan. İstediğiniz gibi konuşuyoruz. Ben sizi tam 50 dakika dinledim. Cevap verecekseniz sonra cevap verin. Bizi 7 dakika tahammül edemiyorsunuz. Bakın biraz önce arkadaşıma da tahammül edemediniz. 7 dakika tahammül edemiyorsunuz. Siz bir yıl istediğinizi yapıyorsunuz. 7 dakika sorguya gelemiyorsunuz. Bakın yerinizde duramıyorsunuz. Çok gerginsiniz Sayın Bakan. Evet Sayın Adı Güzel. Ama sürekli cevap veriyor. Bakın burası milletin meclisi ve burada milletvekillerinin soru sorma hakkı var. Sayın Bakan bir yıl... Bakın bakan devamlı. Bütün arkadaşlarıma sürekli... Bakın bütün arkadaşlarıma sürekli insicamını bozacak şekilde... Siz de bizi dinleyin. Yani ben bir bitirebilir miyim? 5 dakika sizi dinledim. Ben ona 50 dakika dinledim. Ama 7 dakikaya tahammül edemiyor yani. Bakan Bey de diyor ki ben cevabımı vereceğim. İnşallah burada olursanız dinleyin. Biz buradayız zaten. Bir yere gittiğimiz yok. Tamam sorun yok.